Asırlardır seçim oluyor da bazı seçimler gerçekten milat oluyor ve her şey değişiyor. Gerçekten de 18 yılda bir Ruslarla Osmanlı cephede savaşmış. Büyük Petro biliyorsun öyle bir vizyona sahip kendisi gidiyor tersanelerde çalışıyor. Birebir iş gibi. Tolstoy bana göre gerçekten bir dehadır. Yani dünya edebiyatındaki en önemli yazarlardan bir tanesi açık ara. Ama eğer yani, kadının ismini kimse telaffuz etmez. Aydınlanma çağından itibaren bir Rus edebiyatından bahsedemeyiz Avrupa ile kıyaslayınca. Niye? Çünkü Pushkin'e kadar bunlar Rusça bile kullanmıyorlar kendi aralarında. Sonuçta Polonya belki de coğrafya kadardır demek burada çok doğru olacaktır. Tam merkezde olduğu için sürekli komşularının tehdidi altında yutulacak büyük bir balık olarak görünüyor. Güney'in bütün ekonomisi kölecilik üzerine kuruluyken batı fabrikalarda çok da fazla köleye ihtiyacı yok. Dolayısıyla Güneyliler bunu bir tehdit unsuru olarak alıyor ve biz bu birlikten, Amerikan Birleşik Devletleri bu birlikten ayrılmak istiyoruz diyorlar ve savaş ilan ediyorlar. O İnkaların, Azteklerin, Mayaların inşa ettiği müthiş şehirlerin taşları, aşağıları taşınıp Avrupa'yı şehirler inşa etmek için kullanılıyor. Düşünsene adamlar taş işçiliğinin zaten dünyadaki en iyi örneklerini yapmış. İspanyollar neden uğraşsınlar yeni taş kesmeye? Kimi sözde tarihçi şey diyordu işte, Cumhuriyet olmasaydı Osmanlı'da böyle bu kadar okuma yazma, yüzde bir oran. Kendi halkın okumuyor ki, saray ve çevresi okuyor. E, dolayısıyla sen böyle aydınlanmadan bahsedemezsin. O yüzden Avrupa'yla o aydınlanma, modernleşme, sanayileşme kıyas sanamaz bile. Gerçekten de çok uzun bir yüzyıl. Yani normal yüzyıllar gibi değil 19. yüzyıl. O yüzden de söyleyecek çok şey var 19. yüzyılda ilgili. Nasılsınız Pelin Hanım? Seçimlere hiç girmeyeceğiz değil mi? Tarihin güzel derin koridorlarına gidip hiç kritiğini yapmayalım. Zaten yeri değil artık. Ama şimdi Sapyan tarihinden de gördüğümüz üzere asırlardır seçim oluyor dünyada. Bu da bir seçim deyip. Asırlardır seçim oluyor da bazı seçimler gerçekten milat oluyor ve her şey değişiyor. Bu da onlardan biri mi değil diyorsun? Ben öyle olacağını düşünüyordum ama öyle değilmiş. <laughs> o, o, o aşikar şu anda. Bilmiyorum yani. O yüzden girmeyelim. Moralleri de bozmamaya çalışalım. Aslında çok daha moral bozucu başka bir konumuz var. Rus savaşları. Osmanlı-Rus savaşları. Bitmek bilmeyen bir Osmanlı-Rus savaşları. Hala da böyle zaten... Şu anda biliyorsun Putin biz böyle el ele kol kola gibi giriyoruz ama onları olan borcumuz sürekli bir ertelenmiş vaziyette. Yani önce o bir yandan da çatışıyoruz her yerde. Bir yandan da Libya'da, çok... Suriye'de, Azerbaycan'da falan sürekli bir çatışma halindeler. Bir taraftan da Türkiye'nin çeşitli illeri ve ilçeleri Ruslaşmış vaziyette. Hı, yani, öyle bir taraf evet, ha, güzelleşmiş <laughs> o doğru ama bir taraftan da hani hakikaten demografi çok hızlı bir şekilde değişiyor ya Türk Rus savaşları Belki de bizim yani bizim derken bu topraklarda Osmanlı İmparatorluğu'nun en uzun süre gelen savaşları Hı -hı. hiç bitmemiş yani 1677'den 1918'e kadar sevgili Ali istatistiği çıkarmış 13 Hı -hı. defa savaşmışız ee, yani şimdi ben espri yaptım demin. Gerçekten Bahçeli gibi bir istatistik çıkarmış burada. Böyle hani şu kadar yılda şu kadar bilmem ne savaşa tekabül ediyor falan. Ama hakikaten öyle. Bak 1677'den 18'e kadar 241 yılın 57'sinde Rusya ve Osmanlı savaşları var. Ve bu ne demek oluyor? Gerçekten de 18 yılda bir Ruslarla Osmanlı cephede savaşmış. Ve bu savaşlar çok kanlı. Her dört yılın birinde savaşmış. Çeyrek. Dörtte evet. biri oranında savaşmışız. Ve yani genellikle şöyle oluyor bunlar. Bizim ya donanmamız tamamen yakılıyor, imha ediliyor. İşte Sinop'ta olduğu gibi. Ya müthiş böyle bir mesela orada devrimler olunca falan filan beyaz Ruslar geliyor. Yine şu anda olduğu gibi Rusya Ukrayna Savaşı'ndan dolayı bütün demografik yapı değişiyor. Ben geçenlerde İlber Hoca ile konuşuyordum. Mesela Türkler restorancılık işini kadın garsonu falan ilk kez o beyaz Ruslardan gördü demişti. Hakikaten işte 1917'deki o devrimden sonra İstanbul'daki şehir hayatı değişiyor. Çünkü şehirler buraya geliyor o beyaz Ruslar. ya peki neden savaşıyoruz biz Ruslarla? Ya da Ruslar bizle neden savaşıyor? Ya bir kere Ruslar anlaşmalara biat etmiyorlar. Diyorlar ki mesela biz kalelerimizi kaldıracağız ya da işte şu kaleyi almayacağız. Anlaşma imzalanıyor. Mesela brest Livos anlaşması imzalanıyor. Sonra bir sene sonra ne yapıyorlar? Tekrar saldırıyorlar. Yani şimdi bu Aa, kötü Ruslar demek için bunu söylemiyorum ama özellikle bu 2-3 tane çok büyük savaşta tabii ki burada Fransızlar, İngilizler falan da devreye giriyor. Çünkü Rusya Avrupa için her zaman Birinci ve İkinci Dünya Savaşı'ndan da gördüğümüz üzere en büyük etken. Yani Ruslar kendi tarafına çekersen savaşın kaderini belirliyorsun. Napolyon savaşlarında da öyle oldu. Hitler'i de durduran onlar oldu. Dolayısıyla tabii ki sen Ruslara karşıysan, Ruslara karşı savaşan millete bu durumda Osmanlı oluyor. Tabii ki İngilizler ve Fransızlar el kol, asker, silah veriyorlar. Velhasıl buradaki en önemli örneklerden bir tanesi belki de hani bizim Ruslarla 14 tane pardon 13 tane temel savaşımızın en önemli savaşlarından bir tanesi Kırım Savaşı'dır. Çünkü Kırım Savaşı hem can kaybı açısından 600 bin tane sivil ve asker öldüğü söyleniyor. Tabii o dönemin istatistiklerine ne kadar güvenilir olur ama yani bu tür büyük savaşlar hem uluslararası bir savaşa dönmüş oluyor. Çünkü burada Mesela bildiğimiz üzere işte Florence Nightingale'lar geliyor Kırım Savaşında İstanbul'a işte başka İngiliz gazeteciler geliyor. İlk fotoğraflanan savaş diye biliyorum ben Kırım Savaşı'na. Evet ve yani bütün bu bütün bu savaşlar gerçi şey de öyle Amerikan yani e aynı zamanda denk geliyor olsa gerekler yani. Evet yani çünkü 1860'lar e, ilk böyle fotoğrafçılık, cephede fotoğrafçılık olduğunu düşünüyor. O işte 1861 olduğunu düşünürsek Kırım Savaşı da sonuç itibariyle... 77-78 mi? 53-55. 53-55 pardon. 53-55. Oradan da o tabii ki fotoğraflar ayırsa, var. Çok... Yani sonuçta 50-60 arasındaki ilk fotoğraf, e, savaş fotoğraflarının. Ve tabii ki teknolojik anlamda da ilk kez böyle hani o taramalı tüfeklerin vesaire... Süper Savaşı'na yakın bir savaş. Evet yani Birinci Dünya Savaşı en böyle artık ay yuka çıktığı ve en kanlı savaşlardan bir tanesidir. Savaş teknolojisinin ve savaş teknolojisinin geliştiği. Ama bunun işte tabii ki öncüleri bu Kırım Savaşı ve ondan sonraki gelişen tabii ki şeyler. 1777 88 yine Ruslarla olan savaşlar. 96 harbi mi diyorlar ona bir de? Evet sadece. yani çünkü 1296 Aha, Osmanlı teka Os Niye ona özel hepsinde hiçbirinde yok bunda var ama sadece. Ya öyle artık şey olmuş. Öyle. Olmuş. Iı, ama şey bir savaş değil mi o? Kritik bir önemli o da bir savaş. O çok kritik bir savaş. Hı -hı. Ya hepsi yani özellikle 19. yüzyıl bugün 19. yüzyıl tarihini konuşmak için bir araya geldik. Hem Osmanlı Rus cephesinde hem Amerikan cephesinde hem Avrupa ve Güney Amerika ...kepesinde konuşacağız. Tabii çok uzun... E, ...bir şey olacak, program olacak... ...bu gibi gözüküyor. Ki çünkü, zaten çok uzun... ...iki bölümde yaptık 19. yüzyılda ama... Daha çok kültür tarihi evet, ve daha birinde çok... Birinde kültür tarihi yaptık... ...birinde birazcık daha Avrupa, devrimler... ...vesaire. Aslında daha da fazla yapmış ...sayılabilir. Marksizm de yaptık çünkü. Devrimlerden biraz bahsettik. Ama yani 19. yüzyıl... ...sonuçta belki de günümüzü... ...anlamak açısından sadece akımlar... ...ve hmm. felsefi... E, Açılımlar açısından değil aynı zamanda hani kapitalizmi anlamak, günümüz dünya ülkelerine ve sınırlarını ve ülke, ülkelerinin aslında konumlandırılması anlamak açısından Taşların çok önemli. Taşların yerine oturduğu yüzyıl diyebiliriz. Evet, o yüzden yani e, İlber Hoca'nın her zaman söylediği gibi ve bana göre en önemli kitabı olan e, en uzun yüzyıl en uzun en uzun yüzyıl olması boşuna değil çünkü gerçekten de bütün bu e, günümüzün altyapıları 19. yüzyılda oturulmuş vaziyette. Olmayan ülkelerin olduğu, olmayan artık imparatorluklar üzerine inşa edildiği bir yüzyıl. O yüzden de çok derinlemesine ve detaylı konuşmakta yarar var diye düşünüyorum. Bizim Osmanlı'nın belki de son e, işte çırpınışlarının da yüzyılı. Çünkü son itibariyle... Ruslarla olan savaşlar bizi böyle öldürmüş öldürmüş diriltmiş dış mihraklar diyeceğim artık. Dış mihraklar bu arada real politik güderek bizlere yardımcı olmuşlar ki Ruslara karşı bir paravan ülke diye. Ama o Büyük Petro'nun söylediği... Ee, Avrupa'nın yaşlı adamı hakikaten bu 19. yüzyılda her ne kadar Tanzimatı yapsa da her ne, ne kadar kendi vatandaşlarının Müslüman olsun Hristiyan olsun farklı fermanlarla hayatını düzene oturtması ve haklarını bir olsa da. E, yani o bütün çabalar bir şekilde e, birazcık daha belki hayatını sonlandırmış ama 19. yüzyılın sonuna geldiğimizde görüyoruz ki ee, ...gerek Osmanlı, gerek Habsburg... ...gerek e, işte Prusya... ...her birisinin... ...içindeki imparatorluklar... ...ölmeye yüz hı hı. tutmuş vaziyette artık hani... ...bunlar hantal yapılar... ...İngiltere'de geçenlerde gördük işte... ...kral taç taktı... ...sanki böyle orta çağlardan kalma ritüeller... ...o taç takma artık... ...sembolik bir şey ama bana artık böyle... ...bütün bu monarşiler... ...birazcık Disneyland kıvamında gibi geliyor. Yani yüzlerce, binlerce insan gidiyor... ...ağlıyorlar, heyecanlanıyorlar... ...taçlar takılıyor. Tamamen sembolik olmuş vaziyette. Hı hı. Ee, yani Brunei ve İngiltere ve birkaç tane böyle büyük monarşinin haricinde... ...artık tamamen o taç denilen şey... ...sembole indirgenmiş vaziyette. O da yine 19. yüzyılda sonları geliyor bu... ...büyük krallıkların ve imparatorlukların. Bu Rus savaşlarıyla ilgili şey... Rus tarafından birazcık şey verip sonra Kırım Savaşı'nda bırakayım sana. Bir kere zaten Rusların bir, bir ara yine lafı geçmişte bir Konstantinopolis sevdası, sevdası. var. İnanılmaz bir sevdası. Ya da takıntısı mı Takıntısı. Diyelim. Bir de kendilerini 3. Roma olarak görme hali. Tabii bu genelde hani tarih yazımı sonradan başlayacağı için, geriden takip ettiği için tarihi. Hani o anda kendilerini 3. Roma olarak görmüyorlar sonradan. Bir buna dair böyle kafalar patlatılıyor, şeyler yazılıyor. Bir de tabii maddi koşullar var. Güney sınırlarını korumak istiyoruz ya. Güney sınırlarından çünkü çok ciddi zarar gördüler Moğollardan. Uzun yıllar boyunca işgal altında kaldılar. O sınırları korumak istiyorlar ve güneye doğru bir inme çabası halindeler. Bunun bir kısmı da herhalde bu sıcak denizlere inme sevdası dedikleri Karadeniz sevdadır. Karadeniz zaten her zaman onların gölü gibi olmuştur. Evet, arzuları yüksek orayla ilgili. deyip Kırıp ile ilgili... Birazcık daha detay vermek Şimdi önce ister misin? Şimdi önce Kırım'a gelene kadar Çeşme, evet, 1770 İngilizlerle el birliğiyle orada. Sonra Navarin 1827, Sinop 1853 ve İnebahtı. Osmanlı evet. için bir travmadır o. Ruslarla özellikle donanma defalarca yok edilmiş. Yani hı hı. küle dönmüş vaziyette ki Osmanlı Ruslarla kıyaslayınca donanma meselesinde, deniz meselesinde o kadar güçlü değildir. Tabii. Ruslar ve İngilizler dünyadaki hani güçlü donanmalara sahip e, imparatorluklar zaten büyük petro biliyorsun öyle bir vizyona sahip ki ya kendisi gidiyor tersanelerde çalışıyor birebir iş gibi e, gidiyor İtalya'da orada burada e, resmen Hı, adam evet. birebir hani en alttan gelenle birlikte çalışıyor ki nasıl yapıldığını görsün ve öyle bir vizyona sahip ki yani bir bataklığı Petersburg'a dönüştürüyor ki bana göre gördüm dünyadaki en güzel kentlerden bir tanesi ...resmen hani böyle bataklığı kurutarak, ona böyle şeyler direkler dikerek falan bir kent inşa ediyor... ...ve olmayan bir Rus İmparatorluğu kurmuş oluyor. Çünkü daha önce biliyorsun Moskova'da küçücük bir aslında bir, bir yer var orada. Dolayısıyla hatta daha da öncelerine gidersek Kiev, bugünkü Ukrayna. Dolayısıyla yani onun vizyonu Avrupa'ya benzeyen... Avrupa'daki e, aydınlanmadan beslenmiş bir Rusya inşa etmek... ...ve Katerina da bunun devamını getiriyor zaten, Büyük Katerina. O yüzden Büyük Petro olsun, Deli Ivan olsun... ...Rus tarihindeki en önemli belki de liderler... ...Osmanlılara karşı sistematik bir taarruz ve sistematik bir yok etme politikası gitmişler. Sadece senin dediğin gibi... E, Güneye inip de Konstantinopolis'i yani onların kafasındaki o Bizans'tan kalma Ortodoks başkentini almak değil, aynı zamanda hem tarım hem evet. işte Karadeniz'i kontrol altında alıp Avrupa'ya da oradan aslında kontrol etmek ve zaten bildiğimiz üzere Lehistan denilen yani Polonya. günümüz Polonyası, Romanya, Eflak Boğdan denilen vilayetler, bütün mi, bunlar bir Osmanlı bir Rusya arasında el değiştiriyor İs İsveç günümüzde işte İsveç'in olduğu topraklar bir onlarla savaşı oradan toprak alıyor bir kaybediyor dolayısıyla bütün aslında Doğu Avrupa sürekli bir Rus ve Osmanlı arasında el değiştiren ya da kaybedilince belli kalelerin onlara verildiği, alınınca ya da bir anlaşmayla verdi vermeyi vaat edip de sonra tekrar oraya saldıran bir hikaye. O yüzden de bu saydığımız savaşlar 1677, 1711, 1713, 1736, 1768 evet, evet, vesaire işte 1918'e e kadar savaş var yani. sürekli bir savaş oluyor. Ee, ve bu savaşlarda da mehter takımı gibi bir ileri bir geri e, Ama bu, şey anlıyor doğru bir trendte aslında Rusya ilerliyor sürekli. Ee, Rusya zaten belli... Ara ara Osmanlı'nın kazandığı savaşlar da var. 13'ün 13'ünde sürekli Ruslar kazanmıyor ama böyle bir tarihsel çizelge koysan adım 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 parça 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 almış. Evet Gelmiş zaten yani. en sonunda sarıkalmışla geldiğimizde en büyük bir. Sarıkalmıştan önce Yeşilköy'e kadar gelmediler mi? Geldiler. değil mi? Hangi savaşta o bir o da yine ya orada... felaket Abdülhamit'in olduğu savaştı evet, galiba. O... bu orada ne zaten... Plevne. kalesi de kalesi savaşı olduğu savaşta değil ya mi? Ya orada biliyorsun zaten inanılmaz bir e, Moskova'daki o soğan kubbeli benzeyen bir şey. kilise inşa ediyorlar. Sonra biz onu yıkıyoruz bombalama falan. O da ilk filmdir. Ayas Stefano's'un patlatılmasını Ayas diyorsun. Stefanos. Evet, evet biliyorum. İlk A film ama film ortalıkta yok. Yok. Yani kayıt evet. yok. Ama o şey var e, fotoğrafı var galiba. Ben de bir sinema tarihi kişinin Ben. görmüştüm e, onu. Ben yakınlarda gördüm zaten o fotoğrafı. Tabii e, siyah beyaz bu böyle Bu şeyde bir... bebek tarafında sahilde bir şey yapılıyor. Onu diyorsun. Ayas Stefano's anıtı o anıtı patlatıyorlar Birinci Dünya Savaşı'na girerken. Bebek değil ya o da Yeşilköy'ün oralı. Ayas Stefanos Yeşilköy. Ün. Ben şeyde sahilde diye biliyorum. Bir baksana Yeşilköy zaten. zaten bu taraf. Aa yok Yeşilköy Bakırköy tarafı. Evet. Ya sonuçta... Of, o kadar bu arada aşağılayıcı bir şey ya. Sadece o da değil. Yani mesela bir elçilik yapıyorlar. Ee, Rus elçiliği biliyorsun. Boğazdan böyle tek görünen devasa sanki yapı yani. Saray evet değil yani mi? sanki burası Rusya Cumhuriyeti der gibi. Yani büyük problem oluyor Osmanlılara karşı böyle bir şey. Zaten bazı savaşlarda mesela elçilik kurmama ya da büyük elçi göndermeme gibi şartlar var. Hı hı. Ama yani son itibariyle dediğin gibi savaşları kazandıkça kazandıkça elçi göndermeyi bir tarafa bırak. Yani böyle bir e, neredeyse Kentin büyük bir en önemli manzarasını kapatarak biz buradayız diye e, meydan okuyoruzlar. Ve sonuç itibariyle e, Rusların meydan okuması özellikle İngiliz ve Fransızları çok rahatsız ediyor Çünkü bu kadar güçlü bir Rusya demek onlar da geliyor demek ve onlara da kafa tutacak demek. O yüzden de normalde bizle savaşan milletler periyodik olarak Osmanlıları hmm. destek veriyor ki, işte Ruslara bir şekilde durdursun. Evet. Ki 1918'e gelindiğinde zaten... hani Birinci Dünya Savaşı zaten malum... biz çok bayılmıyoruz... E, aslında Almanlarla el ele kol kola savaşa girmeye. Ama... E, Cevdet Paşa olsun, diğerleri olsun İngilizlere ve Fransızlara gidip de... biz sizin tarafınızda... yer almak istiyoruz deyince kim... ihtiyar adamla aynı tarafta bir yer de almak Ben şey düşünüyorum. Yani geri alabileceği topraklar da zaten ya yani savaşa girecekse geri bir toprak almak ister büyük ihtimalle orada diye tahmin ediyorum. Ama artık Balkanlar gitmiş. Ama Balkan geri alabileceği topraklar işte zaten karşı tarafta. Yani zaten alabileceği toprak yok. Sırbistan, işte Bosna Hersek falan, Mısır vesaire ya da işte Ukrayna, Kafkaslar falan hep karşı tarafta itilaf devletlerinde yani mantıken aslında ittifak devletlerinin yanında girmek daha mantıklı geliyor. Bir de o dönemin şeyi yükselen yıldızı Almanya zaten yani. Almanlar ya, herkesi büyülemiş yani o dönemde. Ya o Almanya normalde Almanya donanması diye bir şey yokken evet, adamlar 4-5 sene içinde inanılmaz bir tempoda silah ve e, savaş gemisi üretmişler ki yani 1914'e gelindiğinde Avrupa böyle evet bu Almanya'da bir şeyler oluyor çok tehlikeli biz yani bunlara karşı bir evet. cephe almalıyız diye hepsi bir panik halinde. Zaten belki de 1918'deki bu sonuç tamamiyle artık böyle İngilizlerin ve Fransızların tamamen yani böyle dünyanın en savaş, kanlı savaşlarıyla o şeydeki Beçika'daki şeydeki Fransa'daki bazı cephelerdeki savaşlar, cephe savaşları, şey savaş, siper savaşları herhalde insanlık tarihinin gördüğü en evet. korkunç savaşlar. Bir, Bir iki de bölüme üstüne... geliyoruz oraya da. Evet yani o dünya savaşlarını sadece birinci ve dünya savaşı diye herhalde yapacağız evet, değil mi? Birleştirerek yapalım diye düşündüm. Evet ben de. yani dolayısıyla onları oraya saklayalım ama sonuç itibariyle bu Türk-Rus savaşlarına baktığımızda öyle toparlayalım. 1918'e kadar Prut olsun. Kırım olsun Osmanlı'yı altındaki halıyı ayaklarının altından çekmiş savaşlar bunlar. Hem can kaybı açısından öyle hem moral açısından öyle hem de hakikaten demografik olarak yani erkek kalmamış Osmanlı'da. Biz Birinci Dünya Savaşı'na geldiğimizde artık zaten Balkan Savaşları da 1913-14'te yani artık ekmek yokmuş. O kadar sefil bir vaziyete gelmişiz. Bu bu kadar arka arkaya Ruslarla savaşmamış olsaydık belki Birinci Dünya Savaşı'na daha güçlü bir evet, şekilde girmiş olur, olurdu. Bir de ama. modernleşmeyi daha e, bayağı yere basan şekilde gerçekleştirebilirlerdi belki de. Anayasası şeyleri, yazımlı süreçlerinde falan. Ha bir kafanın bir köşesinde Rusların tehlikesi var ki zaten öyle de oluyor. Kırım Savaşı'nın sonuçları da aslında birazcık geri toparlayıcı bir etken ama o da tabii sonradan bir savaş sonra geri kaybedeceğimiz şeyler. Ya şimdi evet mesela şöyle biraz geriye gidelim. 1736 ha, Başka o, bir savaş mı? Ruslar işte Kırma Ruslar ilk Kırım'ı istila ediyorlar zaten. Yakıp yıkıyorlar. Gerçek anlamda böyle e, orasını öyle bir talan ediyorlar ki Fransızlar devreye girip bir barış anlaşması imzalatıyorlar. Ondan sonra zaten Ekim 1853'te bizim bildiğimiz o en büyük Kırım Savaşı başlıyor ve orada zaten 3 yıl boyunca en kanlı savaşlardan bir tanesi. Burada işte 600 bin kişinin öldüğü söyleniyor Kırım Savaşı'nda. Bir can kaybı yaşanıyor. Buradaki şeyleri, tarafları söyleyelim. İngilizler, Fransızlar ve Osmanlılar Ruslara karşı hı hı. müttefiklik ediyorlar. Sonra Sardinya devreye giriyor. Sardinya Piedmont yine Osmanlılara yardım etmek için devreye giriyor. Ve savaş... Yani bazı farklı cephelerde gelişse de daha çok Kırım'da gerçekleşiyor. sonuçta ne oluyor? İngilizler hem askerlerine hem silahlarını hem hemşirelerine hem gazetecilerini gönderiyorlar. Kırım Savaşı İngiltere'de çok büyük yankı, büyük bir yankıyla karşı karşıya geliyor. Çünkü gün be gün gazeteler İngiltere'de bunu yayımlıyorlar. Yani böyle bir maç edasıyla yayımlanıyor ki Belki de savaş muhabirliği açısından da en önemli savaşlardan bir tanesidir bu modern gazetecilik anlamında dediğin gibi zaten yani hem fotoğrafıyla hem e, muhabirliğiyle bütün dünya Kırım Savaşı'nı İngilizler ve Fransızlar va vasıtasıyla e, bilgilenmiş oluyor, duymuş oluyor. Türk filosu yine sinopta imha ediliyor tamamen. Ruslar Karadeniz'de zaten böyle müthiş e, zaferler elde ediyorlar. Sadece donanmamızı yaktıklarıyla kalmıyorlar. Aynı zamanda girip böyle şehirleri böyle gün be gün topa, topa tutup şehirleri e, istila ediyorlar. Girdiklerinde de zaten Ruslar bildiğimiz üzere bayağı kanlı bir şekilde girmiş hı hı. oluyorlar. Yani bugün Ukrayna örneğinden gördüğümüz üzere pek bir Rus askerine bir şey olmuyor ama Ukrayna günde 700 tane askerin öldüğü söyleniliyor. Aynı şekilde Osmanlı döneminde bu işte 1850'lerde gerçekten de Osmanlı ordusu imha ediliyor. <laughs> Ve ne oluyor? Sonuçta 3 yıldan sonra 3 yıl geçtikten sonra barış imza barış anlaşması imzalamaya kabul ediyoruzlar. Yani 1856'da Rus edebiyatını çok etkileyen bir şey tabii. Yani, Tolstoy'un da yine Sivastopol diye bir kitabı vardı galiba. Yani şey, Savaş ve Barış zaten. Kırım Savaşı ile ilgiliydi. Pushkin zaten yine çok etkilenip yazıyor. Bütün bu büyük Rus yazarların ki birazdan Rus hmm. yazarlarının Benim savaşın okul okuması, etki, etki, etkilemesi üzerine kalem dökmelerinden bahsedeceğiz. Ama bütün bu savaşlar tabii ki Rus entelejansiyasını da etkiliyor. Çünkü ee, ...Rus, belki de Rusların sonuçta fakirleri cephede ölmüş oluyor Rus. Evet. Ee, zaten benim bir Rus tarihi üzerine bir akademisyen arkadaşım vardı... Ee, ...modern Rus tarihini anlatan. O diyordu ki bana göre e, Ruslar dünyadaki en bahtsız millet. Hmm, söylemiştim. Niye? Çünkü hakikaten e, yani Büyük Petro'dan itibaren... E, Sadece şehirleri inşa etmekte de değil, o devasa Rus topraklarındaki o taş tutmuş buz gibi topraklarda tarım yapmaya çalışan mujiklerden tut, yani işte çiftçilerden tut, cephede savaşanlara kadar, onlar da binlercesi sonuçta hayat vermiş oluyorlar. Çar ama güzel sarayında işte gayet Avrupa'yı bir şekilde kendi aralarında hı hı. Fransızca konuşarak yaşamlarını sürüyor. Dolayısıyla devrimlerin Rusya'da arka arkaya yaşanmış olması da tesadüf olmasa gerek. Onun entelektüel altyapısını ve onun yazar, felsefeci vesaire altyapısını göreceğiz. Ama bu acılar yaşanmasa, bu yokluklar yaşanmasa biz okur olarak kopik hı ne olduğunu bilmeyecektik değil mi? Yani her Rus romanında ne kadar süründüklerinin romanını görüyoruz. İşte Raskolnikov'un neden o yaşlı kadını öldürdüğünü okuyoruz. Çünkü hakikaten büyük bir ekonomik e, zulüm ve yokluktan bahsediyoruz. E, Rus serfiyetin kaldırılması oradan devam edelim istersen. Tam konusu Tabii. açılmışken. Çünkü serfinin kaldırılması Rusya'da aslında en en büyük devrim. Evet. Bir de en çok en geç kalan, orta çağdan çıkmaya en geç kalan ülkelerden birisi Rusya. Çok sert bir kas sistemini andıran düzen var. Köylüyü ömrünün sonuna kadar toprak ağasına bağlayan. Değil mi? Evet yani o Rus köylüleri zaten dediğim gibi en belki de bahtsız millet. Çünkü resmen Tolstoy gibi toprak ağalarının, Tolstoy bunu çok güzel yazmış ama kendisi de sonuçta o, o, serflerin şey şeyi sahibi Çok güzel gibi. bir film vardı. Bütün o şeylerini bırakmaya çalışıyor ölümüne yakın. Evet. Tren istasyonla. eşi, eşi izin vermiyor galiba bayağı. Ben, tabii, eşinin e, hiç ayet hayat hikayesine özdeşleme öyküsünü okudun mu? İşte bir tek o filmde karşılaştım. Ben eşimle avukatlığını yapacağım burada. Tabii lütfen. E, i̇şin hani serf kısmı bir tarafa ama sonuç itibariyle Tolstoy'un iki yüzlüğünü de ortaya seren bir taraftan böyle işte o çiftçi hakları, serf hakları falan diye yazıp da aynı zamanda gidip onlarla belki de tarlaya iniyor ama bir taraftan da Hristiyanlık felsefesi diyeceğim artık. Çünkü bir süre sonra Hristiyanlıkla kafayı bozup da onun şeyine dogmasını etrafa yaymaya çalışan ve yazan. Bir taraftan da eşine köle gibi çalıştıran kaç tane çocukları olmuş. Kadın sürekli bir doğum yapıyor. Ama bir taraftan o dönemde sonuçta copyist yok bir şey yok. Kadın hı hı. savaş ve barışı 8 defa da yanılmıyorsam sıfırdan temize çeken, sabahlara kadar yazan ve baya yani Tolstoy'un editörü olarak çalışan bir kadından bahsediyoruz. Dolayısıyla haklardan bahsetmişken burada kadın haklarına da değinmeden edemeyeceğim. Sonuçta kadın da orada onun kölesi gibi çalışıp pek çok yazım hatasını düzeltip... Yani Tolstoy bana göre gerçekten bir dehadır. Yani dünya edebiyatındaki en önemli yazarlardan bir tanesi açık ara. Hı hı. Ama yani kadının ismini kimse telaffuz etmez. Belki de son 20-30 yıla kadar kadının ismini bile bilen yoktu. Velhasıl öyle bir parantez açıyorum. Kırım Savaşı'nın önemine gelelim. Kırım Savaşı'nın sonunda yani 1856'nın sonunda... Rusya demografisinde ve Rusya tarihinde pek çok şeyler yerinden oynuyor. Ne oluyor? Mesela Kırım Savaşı'ndan sonra Rusya'nın Avrupa'nın karşısında gücü kırılmış oluyor. Çünkü birdenbire İngilizler, Fransızlar Rusya'ya dur demiş oluyorlar. İkincisi o bahsettiğimiz ihtiyar adamın düşmesi ve hasta yatağına sedye kaldırılması kaçınılmaz ama biraz biraz erteleniyor. Biraz erteleniyor Osmanlı İmparatorluğu'nun aslında lağvedilmesi. Fransa ve İngiltere Birinci Dünya Savaşı'nın böyle zaten öncüsü gibi onlar da yüzyıllar boyunca birbiriyle savaşmışlar ama artık onlar böyle saf safları koyulaştırılıyor ve güçlü ve hakim çıkmış oluyorlar. Ve İtalya denilen bir ülken yok ülke yokken yani biliyorsun değişik değişik yani Hı -hı. her birisi farklı orta çağlardan kalma. işte Venedik Cumhuriyeti olsun, Ceneva Cumhuriyeti olsun değişik değişik e, cumhuriyetlerden mürekkep bir bir e, coğrafya. Hı -hı. E, burada Sardinya'nın e, ön plana çıkmasıyla birlikte İtalya e, denilen ülke yavaş yavaş şekillenmeye başlıyor. Zaten daha sonra Garibaldi'nin e, rolünü konuşmuş oluruz. Hı -hı. Bu bölümde değil belki ama... Birazcık konuşmuştuk ama yani burada işte Kırım Savaşı'ndan sonra sonuçta Sardinya'da el vermişti ya Osmanlı'ya dolayısıyla. Yavaş yavaş bildiğimiz ülkeler doğmaya başmış oluyor 1850'lerden itibaren. Bu işin coğrafya kısmı bir de işin ekonomik kısmı var ki bu serfliğe şimdi gireceğiz. Şimdi Orta Çağlar'dan 1850'leri yani 19. yüzyıla kadar serfler neydi? Bildiğimiz yani toprağına bağlı, toprağının kölesi olan bir halktan bahsediyoruz. Onlar o toprakta doğuyorlar, o toprakta ölüyorlar. O topraktan çok fazla bir yere hareket edemiyorlar. Babadan oğula geçiyor bu. Ve gerçekten de Orta Çağlar'ın 19. yüzyılda yaşanmasını diyebiliriz Serfli'ye. Çünkü aslında hiçbir şeyin sahibi değiller. Ee, sadece orada toprağın kölesiler ve çok geç bir tarihte senin de dediğin gibi serflik ortadan evet. kaldırılıyor. Bu da birazcık belki de batılı güçlerin Kırım Savaşı'ndaki hakimiyeti ve e, başarısı diyebiliriz. Empoze ediyorlar. bu... bir talep var zaten bir beklenti de var. Anayasa yazımı ve serfliğin kaldırılması üstüne. Halk bunu bekliyor belki ama yüzyıllar boyunca beklenti hiçbir zaman bir karşılık bulmuyor bu savaşları kaybetmeleriyle birlikte birlikte belki de kaçınılmaz oluyor. Hı hı. Çünkü artık böyle baskı artıyor ve halk biz artık bu bu serfliğin kaldırılmasını istiyoruz diye gerçekten sesini yükseltmeye başlıyor. dolayısıyla köylüler özgürlüklerini elde edebilmek için baskı yapıyorlar. Dolayısıyla Kırım Savaşı 1856'da bitti dersek 1861'e geldiğimizde anayasalarında resmen işte özgürlük vermek babında ki şimdi ben sayıyı unutmuştum burada bak, baktım 70 milyon e, nüfusun 28 milyonu teşkil ediyormuş bu serfler yani Rus köylüleri. Bu çok büyük bir istatistik. Düşünsene yani 70 milyon o dönemin 1860'ların Rusyası 28 milyonu köle olarak yaşıyor ve köle olarak hayatını sonuna kadar yaşamaya devam ediyor. Dolayısıyla ne oluyor? Serfliği ortadan kaldırmak için 1861'de e, yürürlüğe konuyor bu ve Boris e, Gondunov e, 2. Katerina zamanında e, yani 18. yüzyılın sonlarında köylü ayaklanmaları oluyor ama 1800'lü yıllardan 19. yüzyıla kadar bu ayaklanmalar pek bir Cevap vermiyor yani böyle yerlerinde kalıyorlar tek tük, tek tük e, askerler bir şekilde çok kanlı bir şekilde bastırıyor bunları e, Velhasıl... asıl e, 1861'e geldiğimizde ne oluyor serflerin o haykırışı cevap veriyor 28 milyon serf istediğini buluyor ve lav ediliyor. E, bu şeylik hı hı. kölelik sistemi. Ama tabii bu da yetmeyecek. Göreceğiz yani yakın yani çok az bir zaman sonra krallarının Romanov ailesinin kuşuna dizildiğine tanıklık edeceğiz. 1917 devrimine tanıklık edeceğiz ve belki de bu serfliğin artık nasıl felsefelere... nasıl eleştirmenlere... nasıl bir hani sosyalizm ve halkçılık akımlarının nasıl aslında ses bulduğunu, nasıl karşılık gördüğünü, teoriden pratiğe nasıl dönüştüğünü e, görmüş olacağız 19. yüzyılda. Hı hı. Sanayileşmesi hızlanıyor, kapitalist ilişkiler güçleniyor Rusya'da. Çünkü sonuç itibariyle daha çok tarım toplumu yani evet. bu serf sistemi demek e, insanların toprağa bağının e, baki kılınması demek. Ne demek bu? Sonuç itibariyle orada doğuyorlar, orada büyüyorlar ama fabrikalaşma vesaire pek yok. Daha çok tarım toplumu. Ama serfliğin ortadan kaldırılmasıyla şehirle, şehirleri yakın yerlerde fabrikalar inşa ediliyor. Ve görüyorlar ki biz bu İngilizlere, Fransızlara, Batı güçlere, Prusya'ya vesaire kafa tutacaksak ...o zaman endüstrimizi genişletmemiz gerekiyor ve geliştirmemiz gerekiyor. O yüzden birdenbire Rusya'nın çeşitli yerlerinde sanayi sanayi fabrikaları açılmış oluyor. Ve birdenbire biz böyle Bolşeviklerin tarihsel anlamda sahneye çıkışını... ...fabrikadaki işçilerden de görmüş olacağız yavaş yavaş. Evet. Yu, yani 100 yıl geçmeden birdenbire bir... E, burjuva sınıfı bir tarafta durup, bir taraftan da proletaryanın o fabrikalarda örgütlenmesine tanıklı, tanıklık etmiş olacağız. Ve tabii ki bunun arkasında işte Hegel felsefesinden, e, daha önce konuştuğumuz Marksizm'e kadar... E, ...bütün bunlar zaten teoriden pratiğe dönüşünü e, tanıklık etmiş olacağız. Ve e, birdenbire böyle gerçek anlamda e, yani... A, ...Almanya'da hiç olmadığı kadar... ...bir işçi sınıfının doğuşunu... ...kadınıyla, erkeğiyle, çocuğuyla... E, ...görmüş Almanya olacağız. Almanya kadar değil tabii. Te, yani Devrim değil. sırasında çünkü hala eleştiriler getirilecek. Evet ama sayısal olarak bahsediyorum. Sonuç itibariyle düşün burada... Mi, ...milyonlarca herhalde. işçiden bahsediyoruz. Almanya'da öyle o kadar sayısal olarak yok. Belki de... Hı -hı. ...bence yok. Yani çünkü şöyle... ...Almanya'da Rosa Luxemburglar olsun işte işçileri temsil eden parlamenterler olsun gerçekten çok güçlüler Marksistler ya da sosyalistler ama Rusya'da böyle fabrika fabrika örgütlenmeye başlıyorlar ve bu çok kısa bir zamanda oluyor ve bunun altyapısını zaten çok önemli teorisyenlerin oluşturduğunu görmüş olacağız. 5 milyonmuş şeyde. Almanya'da. Şey Rusya'da. Rusya'da, Almanya'da. Nasıl Herhalde Rusya'da? oran orantısal olarak Rusya'da daha az ama aslına baktığında daha fazla şey var. Daha az yani bir, bir, bir milyon'a yakın fark var yine. Rusya'da daha fazlalar ama galiba nüfus daha büyük olduğu için aslında beklenti daha fazla işçinin olması ya. Çünkü ben şey tartışmalarını hatırlıyorum. Hani Rus devrimi hazır değil çünkü yeterince, yeterince işçi yok, sanayileşme mi? yok, hala köylülük çok yüksek oranda. E tabii ki yani 1860'larda evet. bu kadar köylü bir toplumun 1900 çok teşekkür ederim. 1900'e gelindiğinde birdenbire e, sanayi toplumuna dönüşmesi düşünülemez. Çok Tabii. pat diye olmuyor bu tür işler. Ama sonuçta bir 40 yıl arayla bu kadar e, işçi sınıfının bilinçlenmesi bile mucize gibi bir şey geliyor bana. Bu sertliğin kaldırılmasının bu kadar geç olması ve e, büyük bir olgu olarak var olmasının nedenlerinden birisi Rus edebiyatına katkısı büyük ihtimalle. Ee, ve bunun bize anlatılmış olması diyelim. Ben gerçekten de Çok sonuçta... E, ekmek bulamayan... E, gerçekten böyle cılız... E, köle gibi çalışan bir toplumun... E, tabii ki okuma yazması ilk başta yok. Yani... Rus toplumu belki de günümüzde edebiyat açısından vesaire dünyaya en fazla edebi eser vermiş, inanılmaz yazarlar çıkarmış bir toplum olabilir. Resim olsun, heykel olsun, edebiyat olsun, şiir olsun. Hı hı. Ee, ama bunlar aydınlanma kağından itibaren bir Rus edebiyatından bahsedemeyiz Avrupa ile kıyaslayınca. Niye? Çünkü Pushkin'e kadar bunlar Rusça bile kullanmıyorlar kendi aralarında. Yani Katerina o aydınlanmanın işte önemli yazarlarıyla Rousseau'yla, Voltaire'le Fransızca mektuplaşıyor. Hmm. Rus devlet adamları, kraliyet mensupları kendi aralarında Fransızca konuşuyor. Hatta Pushkin ilk Rusça yazdığında aşağılanıyor. Sen köylülerin dilini kullanıyorsun diye. Velhasıl Pushkin'den sonra Tolstoy'a ve Dostoyevski'ye geldiğimizde gerçek anlamda bir edebiyatta devrim oluyor. Çünkü bir kere Rusya Rusça yazıyorlar. Bu bile çok büyük bir fark. Sadece Rusya Rus dilini kullanarak e, yazmıyorlar yazdıklarını. Aynı zamanda halkın sefaletine dillendiren, şehirdeki o e, işte zorlukları kağıda döken. Kimisi kumarıyla, kimisi yeraltı dünyasıyla, kimisi ecinlileriyle, kimisi köylüleriyle e, halkın yaşadıklarını aynalayan, gerçek anlamda onlara sadece ilham vermeyen, onlara kan da veren edebiyatlar yaratıyorlar. Dolayısıyla burada gerçekten de Tolstoy çok büyük. Burada bir örnek göstermek istiyorum. İki tane kitap göstereceğim bugün getirdiğim. Çok sevdiğim Atool abinin, Atol abi derim ben, Atool Behramoğlu'nun Rus Edebiyatı'nın öğrettiği. Burada e, Atol Behramoğlu zaten pek çoğunuz bildiği üzere e, Rus e, din şey. ve edebiyatı profesörüdür. Dolayısıyla Benim eski hocam. Konuşmuştuk peki. Evet ve e, aynı zamanda çok çeviri de yapmıştır. Ve e, Rus edebiyatını bize tanıtan önemli e, hocalardan bir tanesidir. Sadece öğrencilerin değil, evet. yazdığı kitaplar vasıtasıyla da. Dolayısıyla bize Rus edebiyatının belki de Rus hayatında, Rus felsefesinde ve o halk hareketlerindeki eğimiyetini de çok güzel gösterir. Benim okuduğum en güzel kitaplardan bir tanesi de Orlando Figes'in Natasha's Dance, A Cultural History of Russia. Yani Rusya'nın kültürel tarihi. Bu yanılmıyorsam Türkiye'de çevrildi. Çok önemli bir kitap. Çünkü bu sanatçıların, bu edebiyatçıların hakikaten kültürel tarihteki önemi nasıl Rus'a yani hep bir şey deriz. Edebiyatçılar, yazarlar vesaire sanki fil dişi kulelerinde otururlar, kopukturlar, toplumla pek alakaları yoktur. Ama Rusya bunun tam tersine sanki yani bu bahsettiğimiz yazarların çoğu yani Tolstoy örneğinde demin verdiğim üzere, Pushkin örneğinde verdiğim üzere gerçek anlamda aslında krema tabakası bunu yazar ama krema tabakası olmasına rağmen halkın dertlerini, halkın yoksulluğunu, halkın acınası durumunu o kadar güzel bir şekilde ve ikilemleri. Şimdi mesela bizde buna ne, ne tekabül edebilir? Çok Benzememekle birlikte Tanpınar o doğu ve batı arasında kalmış toplumu yansıtır, değil mi? Tolstoy da bunu çok güzel yapar. Çünkü bir taraftan aristokratik sınıfı mesela bana göre okuduğum dünyadaki en iyi romanlardan bir tanesi olan Anna Karenina'da o eğitimli kısmı bir taraftan yazarken bir taraftaki hani yukardakilerle birlikte alttakileri de çok güzel yansıtır. Dolayısıyla sen her sınıfın mücadelesini, zorluğunu sanki böyle romanın içine girmişcesine o dönemde film yoktu belki ama film izlercesine okursun dolayısıyla Rus halkını bana göre bu edebiyatçılar Dostoyevskiler ve Tolstoy'lar öyle bir etkiler ki bana göre devrimi onlarsız konuşmak mümkünatı yoktur. Çünkü onların güçlü edebiyatı sayesinde biz mesela şeyi anlarız. Halkın sınıf mücadelesini, halkın ezikliğini, halkın kompleksini, halkın öfkesini ya ...o kadar iyi yazmışlardır ki... ...ki Tolstoy onlara o, o sınıftan değildir ama sen... ...o halkın intikam alma güdüsünü o kadar iyi okursun ki... ...bir süre sonra gerçekten de teoriden pratiğe dö döndüğünde bu olaylar... ...bu devrimler, bu işte e, Bolşeviklerin ayaklanması... E, ...ya da işte Ra e, Rasputin gibi adamların adama karşı nefretin ayyuka çıkması... Yani bu edebiyatçılar olmasaydı halkın bu kadar belli ki galyana gelmesi de olmazdı gibi geliyor bana. Ali zaten buraya çok güzel bir Lenin'den alıntı da koymuş. E, kardeşi zaten biliyorsun kurşuna diziliyor hmm. Lenin'in. E, ama e, suikastçı evet, o... tabii kardeşi de. <laughs> evet. Suikastçı ama sonuçta böyle... E, onlar da bu yazarlardan ve bu evet, teorisyenlerden etkinliler. etkileniyorlar. Ya şimdi... Burada Ekim Devrimi'ne tabii ki Ekim Devrimi'nin altyapısını oluşturan Tolstoy gibi yazarlardan bahsettik. Hakikaten Rus edebiyatının oynadığı rol bu devrimlerde kaçınılmaz. Zaten buradaki Lenin'den alıntı bunu çok net bir şekilde gösterecek. <laughs> Lenin diyor ki: Rusya tarihinin bu dönemini anlatırken Tolstoy öylesine birçok büyük sorunu or sorunları ortaya atmayı başarmış ve bunda öylesine yüksek bir sanatsal güce erişmiştir ki yapıtları dünya edebiyatının en büyükleri arasında yer almıştır. Köle sahiplerinin çizmeleri altında ezilen bir ülkenin kendini devrimi hazırlayışı, Tolstoy'un aydınlatışı sayesinde tüm insanlığın sanatsal gelişimindeki ileriye doğru atılmış bir adım olmuştur. Çünkü sonuç itibariyle demin de söylediğim gibi Rus toplumu e, o serflik döneminde gerçek anlamda bir kas sistemine aitti. Ve uçurum çok büyüktü. Bir taraftan kristal e, şatolar, böyle inanılmaz bir e, zenginlik, balolar. Yani Tolstoy'un mesela Anna Karenina'sında ya da Savaş ve Barış'ında e, ya da diğer romanlarındaki o üst sınıfın, aristokrat sınıfın yaşadıklarını okuyunca insan böyle sanki kendini o balolarda vals edercesine öykünür. İnanılmaz bir zenginlik vardır. Sabahları kadar süren o işte mum ışığında aydınlanmış salonlardaki aşk hikayelerini, aldatma hikayelerini okuruz ve onlar gibi yaşarız. Ama sonra birdenbire o Lenin'in çok güzel belirttiği gibi halkın o güzel ayakkabıların altında, o çizmelerin altında, o kürklerin altında ezilişine okuruz. O çamur içinde bir adeta böcek gibi Gregor Samsa gibi aslında hiç olduklarını görürüz. Ve bu sınıfsal fark, bu kast farkı diyelim artık, o kadar artık tahammül edilmez bir yere gelmiştir ki ezilen Rus halkı ister istemez bu romanları okudukça kendinin bir böcek gibi ...ezildiğini fark eder ve artık buna tahammül etmeyeceğini beyan etmiştir. Dolayısıyla Ekim devriminde sokakta kadınlar, sokakta çocuklar, sokakta öfkeli gençler vardır... ...ve artık biz bu sisteme tahammül etmeyeceğiz. Biz bu aristokrat tayfasını indireceğiz. Onların adaletsizliklerine, bütün işi biz yapıyoruz, onlar kremasını yiyorlar... ...diyerekten sarayları basarlar. O altın varaklı koltukta oturan o saraydakileri indirirler. Çocuklarını bile kurşuna dizerler. Müthiş bir öfke, müthiş bir tahammülsüzlük, müthiş bir artık hınçla hareket etmiş olurlar. Ve böylelikle sadece kendi tarihlerini değil, dünya tarihini de değiştirmiş olurlar. Hı hı hı. Ve bu edebiyatçıların eserlerinde zaten bunun öncüsünü, artçısını görmüş oluruz biz. Çünkü burada çok güzel... E, örneği var mesela... E, Tolstoy kendisi toprağına dön diye... çağrılarda bulunur. Kendisi de zaten gider... o e, işte işçileriyle birlikte... onların kıyafetlerini giyip hep... Tolstoy deyince aklımda şey vardır, o meşhur fotoğraflar bembeyaz. Tabii siyah beyaz olduğu için beyaz olduğunu düşünmüyorum ama büyük bir ihtimalle beyazdır. Ee, uzun böyle dede sakallarıyla birlikte, kendi tarım işçileriyle birlikte çalışı, çalışması. Ondan sonra işte tren istasyonunda evden kaçışı. En sonunda tren istasyonunda ölür biliyorsun hı hı. evden kaçarken. Sonuç itibariyle kendi hayatı da bir ironidir. Çünkü kendisi bir aristokrat olarak böyle bir iyi sevi bir bir şekilde olabildiğince sade, olabildiğince yalın, olabildiğince minimalle yetinen bir aristokrasiyi savunmaya doğru gitmiştir. Ve bu halkçılık hareketini romanlarında işler. Yani bu, bu felsefeyi. Çünkü kendisi ...birebir yaşadıklarını, romanlarını yansıtıp... ...insanlara aslında bir ilham vermiş olur. Hı hı. Ya evet yani mi? burada Dostoyevski'den şeyden de mi? bahsetmek gerekiyor tabii ki. Eskinin... Dostoyevski tabii daha şehirli. Ben çok sevmiyorum Dostoyevski. Ben de Tolstoy'u her zaman tercih ederim. Dostoyevski. Yani Dostoyevski'nin edebiyatını sevmiyorum demiyorum burada tabii. Dostoyevski'nin karakterini sevmiyorum. Niye? Ya... Kumarbaz ve bu yo, böyle şey yo, saldırgan Kumar olduğu canım. için Yok, Ben filkli insanlarla ilgili problemim yok benim de böyle bir çok böyle katı muhafazakar. Yani şu an yaşasa hüdaparlı falan olabilirdi yani. <laughs> çok netim bu konuda. Yani şimdi ben niye dönüp de böyle o büyük ortodoksluk işte herkes ortodoks köylü özüne dönsün falan anlatan bir adamın karakterini 21. yüzyıldan sevmek zorundayım bilmiyorum yani. Çünkü yani, insanlarda öyle bir şey var. Abi Dostoyevski'nin edebiyatını sev seviyorsun işte nasıl sevmezsin. Nasıl Dostoyevski? Yok abi adam kötü bir adam. Rus milliyetçisi bir kere. Çok kötü Rus milliyetçisi. Ya ben ne yalan söyleyeyim. Şimdi bazı yönetmenlerimiz, bazı işte edebiyatçılarımız gerçekten hani varoluşlarını Dostoyevski üzerine bina ediyor ve onun Edebilir. Ee, onların zevkidir ama ben de şahsen hani bir okur olarak her zaman Tolstoy'u yani bir kere çocukluğumda ilk okuduğum kitap Tolstoy'du. İlk hatırlıyorum onun o çocuklara masalları vardır. O kadar etkilenmiştim ki yani o çok sade basit öykülerdir ama yani beni ben yapan öykülerdir. Dolayısıyla bir kere öyle bir ön yargım var. İlk tostu okuduğum için. Ama sonra lise yıllarına geldiğimde Dostoyevski'nin Suç ve Cezayı okuduğumda ilk onu okudum sonra Camus'u okudum. E, Letange'yi. İkisini arka arkaya okuduktan sonra içimde böyle bir öfke e, patlamaları yaşadım. E, çünkü aynı zamanda nihilizm felsefesi ve... Yer altından notlar da bayağı... Yer altında notlar da keza öyle. Bütün bunlar... Çok güçlü edebi eserler hakkını vermek gerekiyor ama karakter açısından beni Tolstoy'un karakterleri çok daha evet. fazla etkiledi. Çok daha böyle çok boyutlu karakterler ve farklı sınıflara <laughs> mensup karakterler. Dostoyevski'ninki ki Petersburg'a gittiğimde Dostoyevski'nin evine de gitmiştim. Dostoyevski'nin oteline de gitmiştim. Bir tane otel var mesela Dostoyevski'nin romanlarındaki yemekleri yapıyor sadece. Ooh bu tür şeylere de yani birebir hani tadımladım. Ya gerçekten ben şeyden bahsetmiyorum. O Raskolnikov'un peşinden sen Petersburg sokaklarında gezmeyi, okumak falan gerçekten onun iç şeyini okumak falan çok şahane. Yer altından notlar bence çok güzel bir kitap vesaire vesaire. Ama yani adamın Teşekkür. hayatta aldığı bir tutum var ve bu tutum gerçekten de gerici yani. <laughs> bu da bir gerçek. İşte tabii bir de de davranmamak gerekiyor çünkü onun o 19. yüzyıl Rusyasında. Düşün ki İngilizler, Fransızlar tepende. Sana sürekli bir tokat atıyorlar. Sen Osmanlılarla savaşırken birdenbire alakasız ülkeler devreye girip senin ordularını yok ediyor. Ve tabii ki bunlar da böyle bir milliyetçilikle kendilerine e, biz Rusuz, Rus milliyetçisiyiz diye e, konumlandırıyorlar. Bu bir justifikasyon değil. Sev sevme. Ama sonuç itibariyle o dönemin psikolojisini anlayabiliyorum ben. Çünkü sonuç itibariyle ancak... Rus milliyetçiliği yaparak belki de kendi topraklarını ve kendi şehrini ya da kendi varlığını sürdürebileceksin gibi bir durum söz konusu. Güçlü bir edebiyat evet ama dediğim gibi ben her zaman Tolstoy'u tercih ederim. Ama sonuç itibariyle bunları neden anlatıyoruz biz? A takımı ya da B takımı tuttuğumuzdan değil, o dönemin Rus siyasetine ve Rus felsefesine ne kadar e, bu eserlerin nüfus ettiğini anlatmak için. Çünkü ben... Az toplum tanıyorum. Bu kadar edebiyatçısının evet, orası a, ayrı bir... siyaseti etkilemesi ya da sosyolojiyi etkilemesi. Sonuçta bile Fransızlar da var tabi. Fransızlar Zolalar falan. Evet, ama onlar bence orada e, sosyoloji edebiyatı etkiliyor. Sonuçta orada mesela Zola madencileri yazarken e, ya da sokaktaki e, hayat kadınlarını yazarken, o sürünmeye yazarken vesaire. E, halktan beslenip onları yazıyor. Bunlar sanki e, halkın yaşadıklarını e, kendileri yaşamadan bunları yazıyorlar. Yani evet Dostoyevski e, kumar borçlarından e, işte şehirdeki o pespaya hayatına evine gidersen, o sokağına girersen ne kadar sefil bir hayatta yaşadığını görürsün. Ama sonuç itibariyle adam sefil yaşamayı şey yapıyor, propagandasını yapıyor bu arada. Ama işte bir süre sonra ne oluyor? Kendi yaşadıkları değil, kendi ideolojilerini kağıda döküyorlar. Öbürleri Zola ya da Flaubert, Théophile Gautier dünyayı geziyor, İstanbul'a geliyor vesaire ama yaşadıklarından çok hani gözlemlediklerini yaşıyorlar. Bunlar Tolstoy birebir kendisi belki sürünmüyor ama o sürneni de çok güzel yansıtabiliyor. Hı hı. Ya o anlamda bana göre çok güçlü edebiyatçılar. Çünkü birebir sanki o Rus köylüsünün açlığının, ağız kokusunun aynalandığını aynılandığını görüyoruz. Adamın o donmasını ben çocukken mesela bir tane melek geliyor ve melek bir armağan getiriyor. Meleğe iyi davranan köylü diyelim. Bu tamamen Hristiyanlık propagandası tabii ki. Çocukken onu o kadar hissetmiyordum ama sonraları hı hı. Katolik okulunda okurken <laughs> gerçek anlamda çok iyi Hristiyanlık propagandası yaptığını anlamış oldum Tolstoy'un. Ama son itibariyle şunu söyleyeceğim. Kendisi toprak ağası olmasına rağmen fakirlerin açlığını, öfkesini çok güzel yansıtmış. O yüzden de mesela Fransızlardan ayırıyorum. Çünkü Fransız yazarların pek çoğu hepsi değil ama onu yazarken direkt böyle bir sosyolog gibi yazıyorlar. Yani dışarıdan bakıp gözlemleyerek yazıyorlar. Birebir yaşayarak çok yazdıklarını düşünmüyorum pek çok yazarın. Okey. Dost, dost, Dostoyevski. Fyodor Dostoyevski. Ya Dostoyevski sonuç itibariyle farklı romanlarında gerçek anlamda sistem eleştirisi ve toplum eleştirisi yapar ve burada mesela o kibirli Rus aristokratlarının e, duruşunu, böyle küçük memurların patetikliği, e, işte halkın sefilliği ve yani farklı sınıflara mensup insanların mücadelesini anlatırken aslında üst resimde ya da büyük resimde diyebiliriz e, ya bu Vahşi kapitalizm ki bahsettiğimiz 1840-1880 arası e, pek çok eserini yayınladığı için yani böyle e, Orwell falan gibi bir şey yazmıyor tabii ki ama e, yine de hani bu vahşi bireysel olma durumunun e, şehirli kapitalist insan ve köylü arasındaki e, çarpışmasını gerçek anlamda çok büyük kanlı ve e, tuzlu bir şekilde betimler. Ve o yüzden de belki de işte bir katilin psikolojisine ilk kez bu kadar e, derin bir şekilde anlatabilen, onun avukatlığını yapmak babında değil ama onun iç sesini, onun serzenişini, onun kendiyle olan savaşını en iyi yansıtan romanlardan bir tanesidir. Bu işte suç ve ceza. Keza yer altından notlarda da biz yine o şehirli insanın e, oradaki işte değişik sınıflara mensup insanların kendi aralarındaki mücadelelerini okumuş oluruz ve kontrastını görmüş oluruz. Dolayısıyla Dostoyevski bana göre hem kendi döneminin o işte panslavist senin de bahsettiğin o Rus, pro-Rus felsefesini yansıtır ama aynı zamanda da o sınıfsal kopuşları ve a, nüansları çok güçlü bir şekilde bitimler. O yüzden sen onu okurken aslında işte Rus halkı yürü falan gibi bir psikoloji... Ben kitapları öyle okunuyor demek için söylememiştim. Biliyorum ben. ama okurken o psikolojiye girebilirsin. Çünkü sen orada halkın böyle bir taraftan iki yüzlüğünü de görürsün ama bir taraftan da ezilişini de görürsün. İki a, kesiminde aslında iyilerini ve kötülerini okuturken halkın nasıl böyle bir aslında bu bireysel bir şehirli olma ideolojisinin ortaya sürüldüğünde tadımlamış olursun. O yüzden demin bahsettiğimiz Tolstoy olsun, Dostoyevski olsun, Pushkin'in bazı şiirleri olmuş olsun. Pushkin bana daha romantik geliyor sadece şair olduğu için değil ama Yevgen Önegin falan gibi şiirleri okuyunca hakikaten şey hissediyorsun. Sanki böyle romantik çağın modernizme taşınması gibi. O yüzden de hepsini topluca okuyunca şunu fark ediyorsun. Gerçekten de toplumun sadece aynası olmak değil... ...aynı zamanda toplumun mimarı olma durumu söz konusu burada. Çünkü bu eserleri okuyanlar çok geçmeden... 60-70 yıl sonra devrimi gerçekleştirecekler ve bu eserlerdeki karakterler vücut bulmuş olacak. Çünkü biz birdenbire Ekim Devrimi'ne gelindiğinde insanların Dostoyevski'nin karakterleri gibi konuştuğunu falan gözlemleyeceğiz ki nitekim demin e, okuduğumuz üzere Lenin olsun, Troçki olsun, daha sonra Stalin pek kitap okuduğunu düşünmüyorum e, ama Hani Rus siyasetindeki önemli figürlerin Rus edebiyatının ne kadar önemli bir rol oynadığının altını çizdiklerini tanıklık ediyoruz. Stalinciler bana kızacaklar ama. Hiçbir şey olmaz Stalinciler. <laughs> Stalincilerin kocasından <laughs> hiçbir şey olmaz sana. Ya Rus edebiyatçılarının etkisinden bahsettik. Nasıl aslında Rus siyasetine ve Rus sosyolojisine ve hayatını, edebiyatçıların ve tarihini belirlediğini, nasıl onların aslında ruhuna işlediğinden bahsettik. Ama bir de işin felsefi ve eleştirel boyutu var ki burada dört tane isim ön plana çıkıyor. Belinsky denilen eleştirmen, Herzen, Çernişevski ve Stasov. Bu dördü gerçek anlamda yani bu edebiyatçıların ya da devrimcilerin ...felsefi eserlerinin altını kazırsan bu dördünden birisinin mutlaka çıkacağını görürsün. Çünkü gerek eleştirileriyle gerek işte yazdığı mektup mahiyetindeki kitaplarla Lenin'den Dostoyevski'ye kadar hepsini etkilemişler. Şimdi sırayla istersen gidelim bu düşünürlerden ve eleştirmenlerden bahsedelim. Hı hı. Belki ilk ilk olarak Belinski'den bahsetmemiz gerekiyor. Çünkü Belinski gerçekten de Marx'tan tut Engels'e kadar hepsinin aslında gençliklerinde okudukları ve etkilendiği bir yazar. Bir eleştirmen aslında ama aynı zamanda bir filozof gibi yazdığı için düşünür olarak da kabul ediliyor. O da Hegel'in o diyalektik felsefesinden ve Alman romantizminden çok beslenmiş. Ve aslında gerçek anlamda bir Rus aydınlanmasının altyapısını oluşturacak bu sosyalist felsefenin belki de altyapı taşlarını oluşturacak yazarlardan bir tanesi. Belinski mesela bir taraftan idealist dolayısıyla yani o sosyalist idealizmde daha böyle yeni bir şeyler yazarken aslında 100 yıl öncesinin ...felsefecilerinden etkilenmiş oluyor. Dediğim gibi Hegel ön plana çıkıyor. Sonralarda mesela 1840'larda yazdıkları... ...Gogol'u ondan sonra işte... ...ve pek çok Rus yazarını etkilemiş. Hatta eleştiri yazdığı için de... ya yani ...eleştirileri yeni yazılan kitapları şekil vermiş. O kadar önemli. Çünkü genellikle eleştirmenler... ...pek çok sanatçı tarafından, yazar tarafından... ...parazitik varlıklar olarak kabul edilir hani bizim e, inşa ettiğimiz eserler üzerine böyle eleştirerek onları yererek aslında tarihe bir şey bırakmazlar diye düşünülür. E, bu tam tersi. Yani eleştirileriyle edebiyatı aslında var ediyor ya da şekillendiriyor. Dolayısıyla Gogol gibi bana göre başka bir deha olan e, yazarı çok yapıcı eleştiriler yaparak yazı yazma tarzını etkilediği söyleniyor. Özellikle e, mesela Alman romantizmi etkiledi diyorum ya Schiller ve e, Hegel'in estetikle ilgili yazıları ki bize de üniversitede mesela edebiyatta doktora master yaparken e, Schiller'in estetizm üzerine yazdıkları gerçekten bir yüzyılı hatta ne yüzyıl 200 yılı etkilemiş. Yani estetik derken de felsefedeki o estetik Iı, branşından evet. bahsediyorum. Yani şekilsel, ıı, ne kadar güzel, yani estetik güzel anlamında ne değil. Geçiyordu? Estetik felsefesi diye mi geçiyordu direkt? Evet, ya? evet bir branş o. Evet, evet. Dolayısıyla Şiller'in edebiyat yazıları gerçek anlamda ıı, bu Rus edebiyatını çok etkiliyor. Bu eleştirmenler vasıtasıyla. Herzen'de, Herzen'e geçiyorum şimdi, aynı Belinski gibi o da işte batıdaki o romantik akımlardan etkilenmiş. Özellikle 1848'deki o işte devrim yılı olsun, 1870 dönemi olsun, oradaki gelişmeler ister istemez onun yazılarına nüfuz etmiş. Ve onun yazılarında daha çok bir Rus sosyalizme mevhumu ortaya çıkıyor. Ve işte mesela burada Rus sosyalizmi derken, eee ister istemez yine o Rusçuluk yani proslavizm slavizm e, mantalitesi devreye hı hı. giriyor ve işte halkçılık, halkın işte ezilmesi vesaire gibi e, metinler kaleme alıyor. Belinski ile birlikte ikisi Rus felsefi dünyasının, felsefe dünyasının aslında temel taşları diyebiliriz. Herzen 1869'da eski bir yoldaşı mektuplar diye bir Kitap kalemi alıyor ve orada gerçek anlamda Rus kapitalist düzenin aslında sosyalist düzene geçişinin nüvelerini veriyor. Yani işte sosyalist düzende bir ideal çizmiş oluyor. Arkadaşına güya tavsiye ederek bu mektuplardan mürekkep kitapta nasıl bir hayat olması gerekiyor. İşte Eski dünya dediği o kapitalist düzenin nasıl yıkılacağını, batının dekadan aslında çürümüş bir sistem olduğu ve aslında e, yıkılmaya göz tutmuş olacağı ve yani göz tutmuş olduğu aslında hani Roma'ya benzetiyor bunu. E, Roma gibi onun yıkılacağı ve yeni Rusların da aslında barbarlar gibi e, o e, artık çürümüş, insanlardan kopmuş o dekadan sistemden barbarlarla birlikte yeni bir, hani yeni romanın doğmasının Rus, Ruslar üzerinden okuyor. Yani bu sosyalist sistemle birlikte Batı'nın çürümüşlüğünün aslında yok edileceği ve yeni bir sosyalist dünyanın doğacağını öngörüyor. Çernişevski. Çernişevski de aslında devrimci düşüncenin sözcülerinden o da işte ulusalcı bir dünya görüşüyle bilimsel sosyalizmi birleştiren teorisyenlerden bir tanesi. 1860'lar 70'lerde yazdıklarında böyle radikal devrim, demokrasi vesaire kavramları üzerinde şey yapıyor, mürekkep döküyor. Bir taraftan mesela Marx'ı çok etkileyen yazarlardan bir tanesi. Tabii ki şeyli o dönemdeki sarayı çok eleştirdiği için, çarlığı çok eleştirdiği için, çarlığın bu müthiş müsrif ve e, halkın kemikleri üzerinde inşa edilmiş sistemini çok e, ağır bir şekilde eleştirdiği için Çernişeski de <laughs> tabii ki şey yapıyor. E, Sibirya ya sürülüyor ve 20 yılını orada geçiriyor. Ama kaleme aldığı pek çok eserini de sürgün olarak Sibirya'da aslında yazmış oluyor. Ve dimdik duruyor. Sonuna kadar hiçbir zaman boyun eğmiyor. Hiçbir zaman a işte saray beni cezalandırıldı. Cezalandırdı. Ben susayım da işte şirin görüneyim de belki de Moskova'ya geri dönerim falan gibi bir, bir düşünce değil. Sonuna kadar dimdik durup hem bu çarlığın aslında ezici ve haksız duruşunu eleştirerek Marx'lara ilham kaynağı olmuş oluyor. Bu sürgünde yazdığı şey var. Kitap var. Hı hı. Nasıl yapmalı adlı bir romanı var. Çernişevski'nin. Ondan esinlenen Lenin'de Ne Yapmalı adlı ünlü eserini kaleme alıyor. Ve gerçekten Rus devrimcileri üzerinde müthiş bir etki ve huşu içinde karşılanıyor. Lenin 1904'te bir söyleşisi var. Orada Çernişevski de ne kadar onun gençliğinde etkili olduğu, onu ne kadar bir genç okur olarak etkilemiş olduğundan bahsediyor. Hatta 1883'te Çara suikasttan idam edilen kardeşinin Çernişevski hayranı olduğunu belirtmiş oluyor. Sonuçta Çernişevski olsun diğer Rus işte sosyalist ütopik yazarlar diyeyim artık yani çünkü İtopya hayal ediyorlar. Bütün bu Rus devrimcilerine gerçekten böyle bir şey olarak barut gibi ilham vererek aslında bu daha önceki programda bahsettiğimiz Marx ve Engels'ten bahsettik. Daha sonraki programlarda Birinci Dünya Savaşı ve İkinci Dünya Savaşı'nı anlatırken Lenin'den vesaire bahsedince bu yazarların ve eleştirmenlerin derin etkisini aslında bahsetmiş oluyoruz ki hani altyapısı buralarda var. Bunlara bakarak aslında Rusya'daki politik olayların ve devrimlerin nasıl olduğunu görebiliyoruz. Çünkü direkt yazılanlar bir şekilde teoriye taşınmış oluyor evet. ee, ve... pek çoğunun özünde de zaten... E, hem o bahsettiğimiz hege, hegelci duruş var, diyalektik bakış... Hı hı. hem çok romantikler tabii ki. Devrimciler romantiktir, duha itibariyle. S. Özellikle Stasov'da... doğuculuk var, avrasyacılık çok güçlü. Ee, acaba Enver Paşa'yı ki... etkilemiş mi o da? Kesin Olabilir. etkilemiştir. Aslında Enver Paşaların da... bir noktada... mesela neydi o, Yusuf Akçura gibi Rusya'dan falan gelen yazarlardan etkilendiğini düşünürsek birazcık Bence bir bakmak lazım. Eminim evet. onu ele, e, Olabilir. ilgilenmiş olanlar vardır. Çünkü yani orada panslavizmle birlikte hakikaten böyle bir büyük Rusya evet. hayali var. Rus halklarının birleşmesi işte bu korkunç Batı düzenine, o kapitalist arsız Batılılara karşı birlik olarak bir şekilde kafa koyma meselesi var ki aslında çok uzun sürede başarılı oluyorlar. Yani Berlin Duvarına kadar o hayalin devam ettiğini görebiliyoruz. Polonya'dan biraz bahsedip uzaklaşalım bu Doğu Avrupa'dan. Ya Polo Polonya'ya çok üzülüyorum. Geçen evet, sene Polonya'ya ya. gittiğimde yazık hakikaten ya. Polonya ya şey denir ya. Polonya işte Balkanların ya da işte Orta Avrupa'nın Avrupa Paris'i falan diye. Yani neden Paris? Çünkü ya işte Napolyon giriyor onu almaya çalışıyor. Ya e, Almanlar giriyor alıyorlar. Ya işte Ruslar giriyor alıyorlar. Mesela e, Varşova'da Stalin döneminden kalma devasa bir kültür merkezi vardı. Günümüzde işte sinemalar vesaire var içinde. Referandum yapıp onu yıkmak istiyorlar. Çok güzel bir eser bana göre. Yani sonuçta böyle e, gayet hani... ...süslemeli, süslü püs, tam şehrin merkezinde duran bir kültür merkezi. Ama eski jenerasyon Stalin'den o kadar nefret ediyor ki... ...ya da işte Ruslardan diyeyim... ...onun o sembolik olarak durması çok rahatsız ediyor. Buna mukabil yeni jenerasyon çok da fazla o Sovyet rejiminin... ...griliğini ve kötülüğünü görmediği için çok da fazla umursamıyor. Ama sonuçta Polonya demin de söylediğim gibi... ...inanılmaz çok yani Leistan olduğu dönemde... Osmanlı'dan Ruslar alıyorlar. Müthiş bir... Sonuç... Oraya, Varşova'ya falan kadar çıkıp çıkabilmişler mi ya? O kadar yukarılara kadar çıkamamışlar herhalde değil mi? Modern dönemde çıkmışlar. Eski dönemde sınırlarda kalmışlar ama sonuç itibariyle Osmanlı ve Rus Ruslar... Hı -hı. Polonya üzerine savaşmışlar. Evet, evet. Osmanlılar sen ne akla Polonya'ya girersin diye onlara kafa tutuyor. Bunlar bildiğin yürüyorlar. Hı hı. İşte askeri yapılarını inşa ediyorlar. Kendilerini orada güçlendiriyorlar ve hani hem siyasi hem askeri anlamda da her zaman şunu söylüyorlar. Biz buradayız. Siz işte bizim tarafımıza gelin ki gelenler de çok olmuş Polonya'da ama sonuç itibariyle 2. Dünya Savaşı'na geldiğimizde ne olduğunu biliyoruz. Oradaki işte o korkunç kampların halinde biliyoruz. Büyük bir ihtimalle en fazla Yahudi ve işte Naziler'e göre öteki soykırımı zaten Auschwitz ve civarında oldu evet. ki Katun da var bir de Katun çok, ormanı da orada da biliyorum yani? biliyorum çok korkunç. <laughs> onda da Mesela Rusların ki, parmağı var ya zaten Ruslar sonra hani savaşın rengi değiştirince onların çok daha fazla insan öldürdüğü söyleniyor yani pek çoğu da açlıktan ölmüş yani çalıştırılarak öldürülmüş o ıı, çalıştırma kamplarında ya zaten hani sonraki dünya savaşı bölümümüzde o toplama evet, kamplarının ve kulakların yani kulaklardan da bahsetmeden edemeyeceğiz herhalde çünkü Tabii yani de Rus devrimine falan Rus iç savaşına falan geliriz büyük ihtimalle zaten yani şey diye düşünüyorum ben hani o istaş bahsettiğimiz ıı, halkın işte eski köleleştirmiş serflerin vesaire özgürlüğüne kavuştuğu zamandan sonra sonra aynı eleştirel insanların gulaklarda taş kırarak hayatlarının sonlarını getirdiği çok sevdiğimiz bazı teorisyenlerin orada hayatını sonlandırdığı ya da çok sevdiğimiz Bulgakov gibi yazarların işte kitaplarının çoğunun Sovyet döneminde yayımlanamadığı çünkü sistemi eleştirdiği için alternatifi ölüm olduğu için susmak durumunda kaldığı vesaire vesaire. Dolayısıyla hani Rusları da böyle aklayacak değiliz burada ama sonuç itibariyle kendi halkını bu kadar ezmiş, köle gibi çalıştırmış, yoktan şehirler inşa ettirip onların iskeletleri üzerine kurulmuş bir ülkeden bahsediyoruz sonrasında onların ayaklanmasını alkışlasak da en sonunda işte hakları için mücadele veriyorlar. O ofisleri, o koltuklara yerleşenler sonra halkını daha hmm. bir beter öldürüp ezdiğini de görmemezlikten Polonya'nın Polonya tabii şeye etkisi çok yüksek. 19. yüzyıl devrimci kültürüne etkisi çok yüksek. Çünkü bir köklü bir bağımsızlık mücadelesi var Polonya'da. Hem Ruslara karşı hem de belli bölgelerde Almanlara karşı. Ama yine Ama... de böyle şeyle evet. e, savaş kamplarıyla yani. üzerinden geçmişler. Evet ezilmişler tekrar tekrar. tekrar Napolyon savaşlarında da rol oynamışlar. Ya sonuçta şöyle düşünürsen çağlar Avrupa'nın göbeği gerçekten Avrupa'nın göbek deliği gibi bir şey Polonya tam merkezinde. Dolayısıyla batısından. Ee, Prusyalılarla sürekli didişen bir Fransa oldukça Polonya her zaman bir tehlikede. Nitekim Napolyon savaşlarında yani 1795'te Napolyon Prus Prusya'ya girmek isterken Polonya'ya da sonuçta adımını atmış oluyor. Ve belki bu jenerasyon değil ama e, 200-300 yıl boyunca Fransız egemen bir kültürel yapı var. Yani romantik edebiyatçılarında olsun, müziklerinde olsun, mimarilerinde olsun. O Fransız faktörü. Çünkü Napolyon da sonuçta Prusyalılara karşı Polonyalıları bir şekilde cephe almaya, onlara işte belli imtiyazlar ve de yardımlar yapma vaadiyle kendi tarafına çekme derdinde. O yüzden de bir işte ee, ...orada şey Napolyon zamanında e, varşo ödüklüğü gibi tuhaf bir şey ortaya çıkıyor. Ama tabii sadece bu Napolyon'un etkisi değil... E, ...bir de yani Fransız devrim programı yaptığımızda hatırlarsan konuşuyorduk... E, ...devrimciler din mevhumunu ortadan kalk, kaldırıyordu. E, ama Napolyon zamanına geldiğimizde belli mezhepler, Hristiyanlık mezhepleri ön plana çıkıyor... Keza Polonya Avrupa'nın merkezindeki en katolik, katolik ulus. Kilise orada çok güçlü ve kilise aynı zamanda bir kimlik. Dolayısıyla Katolizm'in bu kadar güçlü olduğu bir Orta Avrupa ülkesi nüfus olarak yok. Bu da çok önemli bir faktör. Bununla milliyetçilik birleşince, neden milliyetçilik? Çünkü şöyle düşünelim, gerek Fransızlar olsun gerek Ruslar olsun doğudan batıdan Polonya her zaman bir tehdit altında. Her zaman e, büyük uluslar, daha güçlü uluslar kendi tarafına çekmek istiyor ya da istila etmek istiyor. O yüzden e, Polonya'da e, 18. yüzyıldan itibaren ciddi bir milliyetçilik akımı depreşiyor. Ve işte işbirlikçilere karşı pek çok toplumda olduğu üzere, üzere müthiş bir böyle nefret e, patlaması yaşanıyor. Yani işte o dünya savaşları zamanında Fransızların hani Nazi işbirliklerine yaptıklarını hatırlarsan kadınların böyle sokaklarda tıraş edilip işte rezil edildiği vesaire. Burada da keza öyle yani Ruslarla işbirliği yapanlar ya da işte Napolyon'la işbirliği yapanlar bir şekilde tukaka hale geliyor. Ve ister istemez Polonya'da ciddi böyle bir ayaklanmalar ve böyle bir milliyetçi, Katolik milliyetçi bir akımla birlikte ayaklanmalar var. Mesela bu şimdi ismini doğru milliyetçi telaffuz edemeyeceğim de bilmiyorum ama şey. Koçişko denilen Koçişko ayaklanması var. Zorla söylüyorum. Koçişko. Çünkü o şeyin üstünde S harfinin üstünde bir aksan var ya o şey olarak okunuyor. Dolayısıyla Koçişko ayaklanması. Yani işte 1806'dan itibaren onlarca ayaklanma oluyor. Ve bu ayaklanmaların ...doğası işte bir böyle leh milliyetçiliği ve bir vatansız bir, bir belki de kimlik oluşmuş oluyor. Milliyetçi bir kimlik. Birazcık koruma mekanizması olarak okuyorum ben. Ve burada da mesela müthiş dengesizlikler var. Tıpkı Rusya'da olduğu gibi sanayileşme geç geliyor. Sonuçta büyük bir coğrafya Polonya ve daha çok tarım toplumu, hayvancılık ve tarım var sanayileşme daha geç gelince toplumda da kırılmalar oluyor. Yani daha bir şehirli tayfa var bir de daha köylü tayfa var. Ama sonuç itibariyle hepsinin ortak noktası hepsi de gerçek anlamda işte halkın onları istila etmeye gelenlere karşı bir ayaklanması, bir işte Polonyalı olma kimliği, o leh kimlikle birlikte kendilerini Avrupa'nın merkezinde var etme mücadelesi. O yüzden de işte tarihler var. Bak 1806, 1830, 1846, 1848 her yerde olduğu gibi ve 1863'te ve 1905'te ayaklanmalar var, devrim var. Ve bu devrimlerin genel temayülü tabii ki böyle pozitivist sonuçta 19. yüzyılın en önemli belki de dünya görüşü ama bir taraftan da hani romantik bir tarafları da var. Hı hı bir taraftan da katolik yani tuhaf bir sentez yani ben katolizm, katolikliği romantizmle birleştirip onu da bir taraftan da böyle bir pozitizmle birleştiren çok fazla bir şey evet. görmedim yani tuhaf bir sentez. Sonuç itibariyle hani 20. yüzyıla girildiğinde Polonya Almanlar için yani çok güzel yutulacak bir parça olarak görüyorlar. Tabii büyük bir, bir kısmı Ruslar tarafından. Zaten Birinci ilk, Dünya Savaşı'na kadar. Zaten ilk istila edilen yer orası biliyorsun. Yani i̇kinci, ilk, Dünya i̇kinci Dünya Savaşı'nda. İkinci Dünya Savaşı'nda. O Hı -hı. yüzden de sonuçta Polonya belki de coğrafya kadardır demek burada çok doğru olacaktır. Tam merkezde olduğu için sürekli komşularının tehdidi altında yutulacak büyük bir balık olarak görünüyor. Onlar da kendileri ister istemez kendini korumak için o milliyetçiliği depreştiriyorlar ve onun üzerine gidiyorlar. O zaman buradan böyle bir zıplayalım gidelim Amerikan İç Savaşı'na. Of. Oh, 1861'e. <laughs> 1861 Şimdi birazcık o zaman Amerika'nın ya bunlar kurdular ne oldu bu şeye kadar o zaman işte onu mu diyecektin orayı mı anlatacaktın? Her şeyi diyecektim yani birdenbire neden iş savaşı oldu? Çünkü zaten böyle eyalet eyalet bölünmüş kendi hallerinde devam eden. Evet yani güney ve kuzeyin arasındaki farktan gireyim diyordum ben. Aha, Çünkü yüzden. ne oldu da işte o, o Confederate States denilen doğulu ve güneyli şeyler, eyaletler kuzeylilere karşı cephe aldılar ve kafa tuttular. Amerikan coğrafyasını göz önüne getirin. Devasa bir zaten anakara, Anakarı'nın kuzeyi, yani işte Virginia'nın kuzeyi diyelim buna, çok daha soğuk bir coğrafya. Tarımın çok fazla olamayacağı bir coğrafya. Buz gibi yani böyle bu geçtiğimiz kış mesela New York eksi elliyi gördü. Düşün yani. Dolayısıyla kuzey eyaletleri tarıma çok müsait olmadığı için endüstriyel devrimin çok daha fazla... ...devreye girdiği, şehirlerin ve üniversitelerin kurulduğu, daha çok batıya yakın... ...batı derken Avrupa'daki sanayileşen toplumlarla paralel giden yapı söz konusu kuzey eyaletlerde. Kim bunlar? İşte Massachusetts, Rhode Island, Connecticut falan gibi şeyler, kuzey eyaletleri. Buna mukabil... Doğu, eyaletli, doğu diyorum aslında e, Güneydoğu demem lazım. Güney eyaletleri ise pamuk, e, şeker pancarı e, ve benzeri ürünlere dayalı bir ekonomisi olan gerçek anlamda tarım toplumu. Tarım toplumunda neye ihtiyaç var? Köleye ihtiyaç var. Çünkü o köleler senin işini yapıyor. Dolayısıyla İngiltere ile yani eskiden bağımsızlıklarını ilan ettikleri İngiltere ile çok büyük bir karın bağları var. Neden? Çünkü ucuz işlenmemiş pamuk karşılığında bu güney eyaletleri ucuza köle alıyorlar ve o köleleri çalıştırıyorlar. O yüzden güney toplumları kölecik, kölecilik üzerine kurulmuş, inanılmaz böyle bir aslında kuzeye göre daha geri kalmış, tamamen böyle aslında pamuk ve benzeri ürünler üzerine ekonomisini kurmuş bir 13 tane eyalet var. Kuzeyde Lincoln başkan seçiliyor ve sonuçta Lincoln kendisi de bir köle sahibi. Kendisinin de köleleri var yani. İlk başta bu anti kölecilik yani köle köleciliği ortadan kaldıracağız meselesi sadece insan hakları o zavallı siyahilere haklarını verelim onlar da insan mantalitesiyle çıkmıyor tahmin edeceğin üzere. İlk başta yine her zaman olduğu gibi ekonomik meselelerden yola çıkıyor. Çünkü Güney'in bütün ekonomisi kölecilik üzerine kuruluyken Batı fabrikalarda çok da fazla köleye ihtiyacı yok. Dolayısıyla Güneyliler bunu bir tehdit unsuru olarak alıyor ve biz e, bu e, birlikten, ABD adı üstünde, Amerikan Birleşik Devletleri, bu birlikten ayrılmak istiyoruz diyorlar ve savaş ilan ediyorlar. Ne oluyor? 1861'den 65'e kadar. Bayağı da kanlı. Bayağı kanlı. E, yani sadece Gettysburg'de 600 bin insanın öldüğü düşünülüyor. Güneyliler ve Kuzeyliler büyük bir savaş veriyorlar. 3-4 tane çok büyük cephe var savaşın kaderini belirleyen. Ve ilk bir iki yıl gerçek anlamda bir stalemate yani bir belirsizlik söz şey konusu. Ama bir şey notu girmek istiyorum. Kesin de o Kuzey'in kazanacağı belli yani savaşın. Çünkü endüstri ben, evet, ve Bununla ilgili Silah bazı grafikler elinde. görmüştüm. Yani 5 katı falan üretim var yani Kuzey'de. Donanma Kuzey'in elinde. Zaten direkt Silah çeviriyorlar güneyi etrafını. İlk başta gerçekten güneyliler bütün ekonomilerin o kölecilik üzerine kurulu olduğu için o kadar büyük bir tehdit unsuru olarak görüyorlar ki Kuzeylilerin bu köleliği ortadan kaldırması. Canlı başla savaşıyorlar. O yüzden ilk bir iki yıl gerçekten de belirsiz. Yani savaşın nereye seyredeceği ve bunların ayrılıp ayrılamayacağı. Ama sonra ne oluyor? Dediğim gibi Vickiesburg olsun, Gettysburg olsun. Kuzeyliler çok büyük zafer elde ediyorlar. Ve Güneylilerin lideri neydi? Robert E. Lee miydi? Evet, Robert Edward Lee. İşte 1865'te bu belirleyici savaş. Güneyliler ve Kuzeyliler arasında sadece 10 bin falan asker farkı var. Hatta burada not edilmiş. Güneyden 72 bin Kuzeyden 80'lik bin asker karşı karşıya geliyor. Bu işte bahsettiğim dönüm noktası olan Gettysburg'da. Ve orada Kuzey'liler kazanıyorlar ve Robert Edward Lee yani Güneylilerin lideri teslim oluyor. Teslim olunca askerler direkt silahları bırakıyorlar. Yani böyle bir Kuzey'liler gelip de taramıyorlar Güneyleri. Ve hatta Lincoln'ın tam tersine çok müsamaha sahibi olduğu... Gelin size kredi verelim. Gelin işte Tık, tabii. sizler siz orada evet, e, fabrikalar yapalım falan diye vaatleri var. Yani biz yendik sizi kuşuna dizicez, ee, sizi işte köleci geri kafalı e, KKK'liler gibi bir bir şey yok, bir mantalite yok. Ee, tam onun üzerine zaten 1865'ten itibaren Amerika'da o Reconstruction dönemi, yeniden doğma dönemi başlıyor. Ee, ama tabii burada çok acı bir şey oluyor. Lincoln ki artık böyle Güney ve Kuzey'in birleşiminin sembolü. Hepimizin bildiği üzere bununla ilgili onlarca film var, dizi var vesaire, roman var. İlk kez suikasta uğrayan Amerikan başkanı oluyor. Nasıl oluyor bu? Şimdi burada söyleyeceklerimi korkarak söylüyorum. Çünkü komplo terörist, yani vesaire bununla ilgili... Kertenkeleler mi öldürmüş? <laughs> Ee, hayır şöyle şimdi bir tane meczup başarısız oyuncu zaten nerede böyle manyak varsa ya başarısız ressam ya başarısız oyuncu böyle. Başarısız ressam ol... da buradan anladık biz evet, Kime biz şey anladık, çaktanı. Evet. birkaç tane var o başarısız ressamlarda. Doğrudur. Ama sonuç itibariyle bu da başarısız bir oyuncu olarak karşımıza çıkan bu John Wilkes Booth denilen karakter. John Wilkes Booth Lincoln'a kafayı takmış bir adam. Zaten daha önce de böyle öldürmek istiyor. Yani Lincoln son dakikada planlarını değiştirince başarısız oluyor. Sonra işte 1865'te, tam işte savaşın bittiği yıl 1865'te Lincoln Amerika kuzenimiz diye bir oyun seyretmek için tiyatroya gidiyor. John Wilkes Booth da işte tiyatroya gidiyor ve onu kafasından vuruyor. Lincoln hemen ölmüyor. Ertesi sabah saat 7'de hayatını kaybetmiş oluyor. Ulus büyük bir yasa boğuluyor. Şimdi bir tane meczup başarısız oyuncu bunu yaptı demek. O yüzden biraz korkuyorum bunu söylediğimde. Çünkü daha sonraları bununla ilgili yazılan onlarca makalede şöyle bir şey söyleniyor. Onun arkasında aslında Amerikan derin zaman. devleti derin olduğu devlet. ama yani derin devleti olmasa bile... Niye ki? Bile... Niye gıcık oluyorlar ki yani? Adam savaşı kazanmış, başkan. Evet ama işte onlar o köylülük sisteminin bitmemesini istiyorlar. Onlar hala tarım... E, savaşı o destek vermiş millet kuzeyliler bu güneyli yani aristokratların aristokratlar diyorsun evet, ha. Güneyli okay. Ben çok kuzeyin derin devleti gibi anladım. Hayır da. güneyli güneyli aristokratların arkasında olduğu. orada da sonuçta bir hükümet vardı. Orada da bir büyük Tabii bir, bir yapılanma da. vardı dolayısıyla o Confederate States'in yani işte Virginia, South Carolina, North Carolina falan gibi eyaletlerin olduğu oradaki varlıklı aristokratik ailelerin mebus çıkardığı yerlerden bahsediyoruz onların bu John Wilkes Booth suikastının arkasında olduğu söyleyenler de var. Sonuç itibariyle tam olarak hiçbir zaman bilemeyeceğiz ama bildiğimiz şu. Lincoln öldükten sonra 1865'ten itibaren kölelik ortadan kaldırılıyor. Her ne kadar köleliğin kaldırılmasıyla birlikte siyahi hakları böyle harika bir yere gelmese de sonuçta günümüzde dahi bazı eyaletlerde Siyah ve beyaz arasında inanılmaz sürtüşmeler ve ayrımcılıklar var. Ekonomik anlamda en kötü okullarda okuyan, hapishanelerin %80'inin e, zenci hispanik olduğu bir Amerika'dan bahsediyoruz günümüzde. O yüzden belli ki bu ırk meselesi çözülmedi. E, ve hala inanılmaz ayrımcılık olduğu aşikar. Yani o birkaç yıl öncesine kadar polislerin özellikle LA ve benzeri yerlerdeki siyahilere karşı davranışını biliyoruz. O yürüyüşleri biliyoruz. Dolayısıyla Amerika'daki 1960'lardaki siyahi hareketlerin Black Panthers'ı vesaire bunları biliyoruz. Ama 1960'larda dahi bu kadar böyle siyah beyaz arasında fark olmasının 100 yıl öncesinde 1865'te bu kölelik meselesinin çözülmemesinden kaynaklandığını da söyleyebiliriz. Sonuçta zenciler kölelikten Çıkıyor, hatta çok geçmeden oy verme hakkına da kavuşmuş oluyorlar. Aşağıdaki Güney eyaletlerinin kabusuna e, mukabil. E, ama Rosa Parks'tan... falan yasaları. bildiğimiz e, üzere, evet, yani otobüslerde bile uzun süre yan yana oturamıyorlar. E, segregation denen o ayrımcılık çok uzun süre devam ediyor. Tabii ki 1865 bir milat köleliğin kaldırılması, ama e, en az 100 yıl boyunca. O hakları gözyaşıyla, kanla ve terle, zorla elde ediyorlar. Bir sürü insan bu e, mücadele uğruna ölüyor. E, Malcolm X e, vuruluyor. E, ve gerçekten de günümüzde de, e, evet Amerika CIA başkanı oldu, Obama oldu, çok büyük bir başarı olarak e, görüldü ama hani teninin rengi siyasetini çok etkilemedi. Yani o birazcık yine aynı mantalitedeki kukla oynatıcılarının bir şekilde oyunlarına devam etmesine göz, gözlenmemiş olduk. Biraz daha güneye inelim o zaman Latin Amerika'ya. Latin Amerika'ya. <laughs> Latin Amerikan yeni yeni gelmiş bir insan olarak, <laughs> e, süper. Inka e, hayranı bir insan olarak aslında Aztek, İnka ve e, Maya tarihine tarihini çok anlatmak isterdim ama bence o belli başlı bir bölüm. Bir, Anlattık zaten. Biraz anlatmıştık ama şimdi ben böyle Inka eksperi gibi konuşuyorum konuşabilirim. Tabii sen daha fazla bilgin ee, var şu anda değil mi? Çok derinlemesine ama şunu söyleyebiliriz aslında... 100.000 bin like'a verelim bir Inka videosu. Inkalar Türkiye'de belki de çok bilinmeyen, benim de böyle çok fazla bilmediğim... Çünkü sonuç itibariyle... Gerçekten de Güney Amerika bambaşka bir diğer. Or oraya gidince gördüm. Bir kere hani o tekerleği keşfedememiş ya da icat etmeye belki de gerek görmemiş bir toplumun 250 tonluk 500 tonluk taşları 3600 metreye nasıl taşıdıklarını hala uzaylılar yani... evet olabilir değil mi yani sonuçta nasıl bilemezsin yani kesinlikle bak, uzaylılar bak, son yıllarda inanılmaz kitapları oluyorum çağlar şöyle ki özellikle Güney Amerikalı tarihçiler ve antropologlar bu konkistadorların düşüncesinin aksine Güney Amerika'ya ve Metso Amerika'ya yani Güney ve Orta Amerika'ya ayak bastıklarında gerçekten de çok e, gelişmiş, inanılmaz kalabalık yani böyle hani seyrek 3-5 kabilenin olduğu ya da işte az nüfuslu şehirlere falan gelip de hemen hastalıklarıyla ve atlarıyla istira ettiler ve aldılar aldılar durumunun hiç de doğru olmadığını net bir şekilde görüyoruz. Ama şu bir gerçek Aşağı yukarı mesela 90 milyonluk bir İnka medeniyeti ve keza işte Aztekler'de o kadar. Çok kısa bir sürede yani tarihte 100 yıl çok kısadır ya 100 yıllık bir sürede 1 milyona 2 milyona kadar düştüğünü görüyoruz belli yerlerde. Ve bunun da başarısız İnka ya da Aztek askerleri yüzünden değil ya da işte birdenbire çok gelişmiş silahlara karşı ok ve işte o sapan vesaire kılıçla değil. Yani o yüzden değil. Kendi aralarında savaştan ve hastalıklardan o virgin soil'a geliyorlar sonuçta bakir topraklar. O hastalıkları hiç görmemiş topraklar. Dolayısıyla bugünün Latin Amerika tarihçileri şunu söylüyor. Avrupalıların girdiği her yerde yani burada Avrupalılar derken daha çok Güney ve Orta Amerika'da hı hı. İspanyollar ve Portekizlilerden bahsediyoruz. Daha çok İspanyollar tabii ki. Bu konquistadorların girdiği çoğu yerde aslında bu yerli halklar savaşları kazanmışlar. İlk başta tabii bir şoka olmuşlar. Mesela İnka'ların başkenti Cusco'ya 92 tane atla mı ne giriyorlar ya da 52 tane at yani çok az sayıda bin değil yani yüz, yüzü sayı yüzü geçmeyen bir at sayısından bahsediyoruz. At hiç olmayan bir toplumdan bahsediyoruz. Atlı üzerinde e, bu askerleri zırhlı askerleri görünce ne oluyor? Tabii ki bir panik izdiham. Daha çok birbirlerini ezerek ölüyorlar. Ama bu ilk mesela savaş. Azteklerde de keza öyle. Sonuçta Aztekler gerçek anlamda savaşçı bir toplum. İnkalar o kadar değil onlara kıyaslayınca. Ama e, iki e, büyük medeniyette Önce bir afallıyor ama sonra gerçekten de çok iyi savaşıyor ve çok azılı bir mücadele veriyor. Ama dediğim gibi şu anda yeni terörler şunu gösteriyor ki bu, bunu ben yeni öğrendim araştırmalardan. Aslında Konkiskadorlar gelmeden çok önce Hispanyolla tarafında yani bu işte Bahama ve benzeri Karayiplerden bu hastalıklar girmeye başlamış. İspanyollar ve Portekizliler Güney Amerika'ya girdiklerinde zaten hastalıktan dökünmeye başlamışlar onlar. O yüzden hasta bir, hasta bir ulus Önce zaten çoğu ölmüş çiçek hastalığından. Hı hı. Ondan sonra farklı hastalıklar devreye giriyor. Sonra da iç savaş başlamış pek çok yerde. Çünkü kralları çiçekten ölüyor. Diğer kardeşler ya da öz olmayan kardeşler taht savaşına giriyor. Dolayısıyla hem kendilerini öldürüyorlar, doğuruyorlar hem hastalar. Dolayısıyla Avrupalıların işi çok kolay oluyor. Avrupalılar sonra ne yapıyor? Zaten nüfus decimate olunca, tamamen yok olunca... Bahsettiğimiz 90 milyondan 2 milyon. Hatta bir tarihçi yazmıştı. Bu tarihin en büyük soykırımı diye. Gerçekten öyle. Güney Amerika diye bir şey kalmıyor ortada. Bunlar tabii ki kiliseleriyle birlikte geliyorlar. Müthiş bir Hristiyanlık propagandası yapıyorlar. Hristiyan olmayanlara zaten hayvan gözüyle bakıyorlar ya da barbar gözüyle bakıyorlar... Onların o pagan tanrılarını ve eserlerini yok ediyorlar. Mumyalarını yakıyorlar ki mumyaların sonsuza dek yaşadığına inanıyorlar. Kralların ve benzeri aristokratların mumyaları. Anlayacağın Güney Amerika'nın o müthiş mimari konusunda, astrofizik konusunda, işte takvim konusunda mayaları düşün. İnanılmaz medeniyetleri çok kısa bir süre sonra tamamen unutuluyor, yok oluyor. Genel halk köleleştiriliyor. O İnkaların, Azteklerin, Mayaların inşa ettiği müthiş şehirlerin taşları aşağıları taşınıp yeni işte Avrupa'yı şehirler inşa etmek için kullanılıyor. Ki mantıklı düşünsene adamlar taş işçiliğinin zaten dünyadaki en iyi örneklerini yapmış. İspanyollar neden uğraşsınlar yeni taş kesmeye? Binalardan taşları ya da tapınaklardan taşları çalıyorlar. Kendi binalarını dikiyorlar, kendi kiliselerini yapıyorlar. Ve böylelikle günümüzde mesela ben Peru için söyleyeyim yüzde %45'e yerel halk, yani o İnkalardan kalmış olan halk, gerisi Avrupalar, Avrupalı uluslardan, İspanyollardan falan kalma hı hı. E, halkların oluşturduğu ülkeler oluyor. Tabii bu 1800'lerden itibaren e, bu İspanyol ve... Sadece Brezilya'da Portekiz e, yapısı e, mevzu bahis. İspanyol ve Portekiz e, işgalci e, ya da işte emperyalist güçlere karşı Simon Bolivar gibi bir adam ortaya çıkıyor. Nasıl bir yönetim var Simon Bolivar geldiğinde? Ee, direkt olarak krallığa bağlı? Krallığa bağlı. Ama tabii mesela Ferdinand bir noktada ölüyor İspanyol kralı. Ferdinand ölünce birdenbire hani bunlar feyz alıyorlar İspanyol kralı da gitti biz işte kendi yerel hükümetlerimizi kuralım, biz bu emperyalist İspanyollardan kurtulalım diye. Ve Simon Bolivar, yani Bolivarizm deniliyor zaten buna, dalga dalga Güney Amerika'nın pek çok ülkesinde yayılıyor. Yani zaten sınırlar da sunni biliyorsun. Normalde hani Ha, hepsi şey değil. 16. yüzyılda İnka şeyini düşünürsek aslında pek çok şu andaki Güney Amerika ülkesini içinde barındıran bir imparatorluk. Sonradan İspanyollar aynı işte Orta hı hı. Doğu'yu nasıl Böldükleri batılılar batılı. kesip biçip böyle hı hı. olmayan ülkeler var ettiler var ettilerse mesela Umman gibi falan. Bunlar da mesela Şili'yi, Bolivya'yı, işte Ekvador'u vesaire Kolombiya'yı var ediyorlar. Kesiyorlar, biçiyorlar. Ve bu ülkelerde sonuçta Bolivarizm her yerde yayılıyor. Bir gerçekten wildfire gibi bir işte kontrolden çıkmış bir ateş gibi. Güzel bir ateş tabii ki. Çünkü ulus devlet bilincine kavuşuyorlar. Hı hı. Ve kendi... Bolivar kim? Simon Bolivar. Aslında Asker herhalde. Asker. İspanya'da eğitim almış. Madrid'de eğitim almış. Ve aslında İspanya'yı da çok iyi bilen, dolayısıyla düşmanını iyi tanıyan ve onları nasıl alt etmek gerektiğini bilen bir adam. Yani şeyi merak ediyorum. Parça parça koloni yönetimleri mi var? Doğrudan merkeze mi bağlı? Ya şöyle, he hepsi yani bu... Brezilya kolonisi Portekiz'e ait. Diğerleri hepsi İspanya'ya ait. Ama kendi yerel işte yöneticilerini ve tabii ki vali bazında İspanyol temsilcilerini ülke ülke gönderiyorlar ama o işte 19. yüzyılda bu bahsettiğimiz ülkelerin sınırları tam çizilmiş vaziyette değil. Ya sonuçta e, farklı diller, İspanyolca hepsi konuşuyor ama hepsinin lokal dili var, hatta yüzlerce dil var. Hmm. Dolayısıyla dillere göre... Lehçeler ve, var. Lehçeler e, ve diller aslında yani sonuçta e, İnkalar'ın... O konuş... kadar uzak mı ya? Bayağı yakın değiller mi birbirlerine? Değiller. İspanyolcaları ha İspanyolcaları aynı. Ha 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 pardon. Lokal pardon, şeylerden pardon, bahsediyorum pardon, yani ben, böyle ben halkların dillerinden bahsediyorum. Çok pardon benim hatam. Ya son itibariyle ne oluyor? Simon Bolivar gibi bir figür çıkıyor. zaten o da Fransız devrimine yakından takip etmiş, aydınlanmacı filozofları okumuş bir adam maddette. Haiti'ye gidiyor. Haiti'de askerlerini topluyor. Yine Haiti bak. Orası böyle isyanlara zaten galiba ilham veren bir yer. Hmm, tabii. Oradan memleketi olan Venezuela'ya dönüyor. Ve Venezuela'da bu... isyan ateşinin ve bağımsızlık mücadelesinin startını veriyor. Oradan zaten yayılıyor Güney Amerika'nın pek çok yerine. 1825'e gelindiğinde Güney Amerika'daki pek çok ulus İspanyollardan bağımsızlığını kazanmış oluyor. Valilikler vesaire bir şekilde yani daha doğrusu İspanyolların o ülkelerdeki temsilcileri şutlanıyor. Belli yerlerde işte gerçek anlamda muharebe oluyor. Ama sonuçta İspanyollar anlıyor ki ve Brezilya Brezilya'daki Portekizler, e, yani biz burada barınamayacağız. E, dolayısıyla yavaş yavaş e, bu ülkeleri bağımsızlıklarını teslim ediyorlar. Ama sonra tabii bunlar parçalanacaklar. Yani tek bir Bolivarcı bir ülke kurulmuyor. Bir ilk başta Great Colombia diye bir şey var galiba, Büyük Kolombiya. Ya şöyle şeyleri var bak, mesela tarihleri söyleyeyim sana. E, ya 1825'ten itibaren 10 yıllar boyunca yeni devletler özellikle 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren böyle mantar gibi doğmaya başlıyor. Paraguay Savaşı var mesela 1864-70 arasında. Arjantin, Brezilya, Uruguay. Birbirleriyle savaşmaya başlıyorlar. Birbirleriyle savaşıyorlar. Hani şu, şurası benim, burası senin diye. Dolayısıyla mesela bu, bu üçlü Paraguay'a karşı savaşıyor. Ondan sonra e, Paraguay çöküyor tabii ki Brezilya, Arjantin ve Uruguay ona karşı savaşınca. Aynı şekilde mesela Şili, Bolivya, Peru Pasifik Savaşı'nda e, onları yeniyor. Şili daha önce Peru ve Bolivya tarafından kontrol hmm. edilen bir yerken bağımsızlığını ilan ediyor. Yani anlayacağın Güney Amerika ki çok büyük topraklar Kuzey Amerika'da da öyle yani ben mesela bir buçuk sene önce Florida'da yaşarken haritada bakıyordum çocuklar. Aa ben şuradan şuraya yürürüm diyordum. Bütün gün yürüyordum. Haritada şu kadar gözüküyor ama yürü yürü bitmiyor yani. Kutmak. bizim bu hani Avrupa'daki haritaları hiç benzemiyor. Keza Güney Amerika'da öyle. Yani inanılmaz bir büyük bir coğrafya. Küçücük gibi görünen ülkeler bile bayağı büyük. Sonuçta ben mesela Peru'da Cusco'dan Lima'ya gittim baya yani bir buçuk saat uçakla gittim. Ve yani haritada bakarsan baya yakın gözüküyor. Neyse niye bunları söylüyorum? Sonuç itibariyle bu değişik ülkeler yani bugün ülke olduğunu söylüyoruz ama o zamanlarda bunlar müttefiklik kurup kendi aralarında savaşıp günümüzdeki konumlarına hem Orta Amerika'da hem Güney Amerika'da 19. yüzyılın ikinci yarısında yani 1850'lerden itibaren elde etmiş oluyorlar. Bu arada tabii ki ...mahkemeler kuruluyor. Bu mahkemelerde gerçek bir... ...audiencia deniliyormuş bunlara. Yani temiz mahkemesi. Bir şekilde kraliyet izleyiciler geliyor. Ve burada işte... ...olup biten bütün vahşetler, birbirini doğramalar vesaire mahkemelerde de tabii ki görülmüş oluyor. Çünkü müthiş kan dökülüyor bu... ...50 yıl boyunca. İspanyollardan kurtulunca yani bitmiyor hikayeleri. Kendi aralarında da e, coğrafya mücadelesi vermek durumunda kalıyorlar. Bu arada Güney Amerika'da bunları olurken Metso Amerika'da bir de Kuzey Amerika ile didişme var. Çünkü biliyorsun mesela Teksas eyaleti olsun, başka eyaletler olsun. Yani Amerikan Birleşik Devletleri'nin günümüz coğrafyasındaki eyalet sayılan eyaletleri hepsi aynı anda böyle birdenbire o... ...50 yıldızdan bir tanesi, 51 yıldızdan bir tanesi olmuyor. Florida falan çok daha geç mesela evet. o birliğe katılmış oluyor. E, Meksika'dan çok fazla toprak alınmış oluyor. Eskiden Aztek toprağı olan yerlerin pek çoğu mesela ABD'ye geçmiş oluyor. Ama bunlar da böyle alın size tabak üzerinde verilmiyor haliyle. Orada da müthiş savaşlar oluyor. Orada da inanılmaz diktatörler geliyor. E, i̇şte e, kiliseyle birlikte kendi halkını doğrayan katleden insanlar oluyor. Ya da işte kilise mensuplarında da inanılmaz sosyalist hareketler vardır. Hem çok koyu Hristiyan olup hem sosyalist olan. Güney Amerika'da çok ciddi şeyler vardır. Böyle akımlar yani sosyalist Hristiyanların diktatör cuntalara karşı mücadelesi günümüze kadar gelmiştir. O yüzden aslında Güney Amerika ve Orta Amerika tarihini çok... 19. yüzyıl başlığı olduğu için çok hızlı geçiyoruz. Ama sonuç itibariyle orada da doğum kolay olmuyor. Bu sancılar da ister istemez ee, çok güzel bu... Ee, neydi kitabın ismi? Ee, Latin ka kan, kan damarları bir şey. Dam kesik damarları. Kesik damarlarında çok güzel anlatılır. 1808-1833 arasında 25 yıl sürmüş bağımsızlık savaşları. 1 milyona yakın insan ölmüş. Yok 600 bin insan ölmüş. Hep de 600 bin ya. Amerikan İç Savaşı'nda da 600 bin. Kırım şey savaşında da 600 bin. Kırım İngiltere, savaşında... Amerika, Haiti gibi ülkeler ayrılıkçıları desteklemiş. Rusya, İspanyolları desteklemiş. Bir tek Küba, Porto Rico kalmış elinde İspanya'nın bu savaş bittiğinde. Ama herkes parça parça bağımsız olmuş. Aslında Bolivar ilk başta daha birleşik bir Latin Amerika hayal ederken herkes ondan sonra parça parça, Kendi parça. Meksika verip. bir yerde, Şili bir yerde, bir şey bir yerde, bir de imparator var. Brezilya imparatoru. İmparatorlukla yönetilmiş bir süreç. Neydi R harfi bir şey, <laughs> e, tuhaf bir şey. Az önce görmüştüm de neredeydi? Pedro, Don Pedro. Birinci Don Pedro var. İkinci Pedro var. Şeyde de mesela e, Peru'da da. İnkalardan iki tane var zaten. <laughs> e, İnkalardan geldiğini söyleyenlere İspanyollar mesela hani onlar aristokrat diye her ne kadar çoğunu yok ettilerse imtiyaz veriyorlar ve şey yapıyorlar böyle hani onları böyle bir daha ayrıcalıklı daha e, hani krallara yakışır bir şekilde treat Anladım. ediyorlar. Çok daha detaylı bir şekilde aslında işlenebilecek bir konu. Latin Amerikan tarihi bağımsızlık savaşı dahi tek başına. Ya evet, mesela bir konu daha ki. önce çok kısa bahsetmiştik ama ben şey üzerinden bile okumayı çok isterdim. Garibaldi'nin gidip hani İtalya'ya bu bağımsız modern İtalya'ya gelmeden önce Güney Amerikalılarla aslında cephede savaşmış olması, onlardan aldığı ders ve aslında heyecanla ve gerilla taktikleriyle o kızıl tugayların... ...aslında e, bunlarla bağlantısı çok ilginç konular. Çünkü yani aslında Avrupa tarihi Güney Amerika tarihinden çok ayrı değil. Birbirinin içine geçiyorlar. Hem felsefi olarak hmm. e, hem de aslında savaş taktiği olarak. Hmm. Yani aslında okuyabiliriz. Yeterince beğeni ve Ama tanzimata nasıl kalırsak... geleceğiz? Onu. Evet. <laughs> İsterlerse... Başka bir videoda. <laughs> evet. isterseniz sevgili dinleyiciler ve izleyiciler... Size özel bir Latin Amerika tarihi yapabiliriz. Bunun içine tabii ki ben şeyi de çok eklemek isterim. Dünyada en sevdiğim yazarlar olan... Borges'i, Arjantin Marquez'i, işte Kolombiya. Şeyi... Eduardo Galeano. Galeano. Şeyi de çok severim ben ya. Bu Bolano, Roberto Bolano. Şairler, Neruda. Yani hakikaten... Güney Amerikayı ve doğru Orta Amerikayı e, edebiyat tarihi üzerinden okumak da inanılmaz. Ben şeyi de olur. çok merak ediyorum aslında bu Lübnanlıların falan orada çok ciddi bir ya, tabanı var yani. Evet evet yani çok ciddi bir orta dolu var. Ya ben şaşırdım birkaç tane naziler. ben Peru'da Aha, da mesela Peru'da çok şaşırdım evet ve bunun sinemalarına yansıması da çok acayip. Dolayısıyla özel bir Güney Amerika bölümü isterseniz biz hazırız yeter ki siz yürüyün kuların deyin. Hani 1800'lerin başında artık oturmuş yönetimler. Oralarda kendi anlamında gelişmiş ve kendi yönetici sınıfını yetiştirebil geliştirebilecek statüye gelmiş artık. Ve dünyayı da kasıp kavuran devrimlerden etkilenen, İspanya'da eğitim görmüş, aydınlanmayı aydınlanmacı teoriyi yaşamış insanların tetiklediği bir bağımsızlık mücadelesi olarak betimliyoruz ve gelelim bize. Osmanlı'ya. Yani biz de boş durmuyoruz. Bizim de çok dolu dolu yaşadığımız bir yüzyıl, 19. yüzyıl. 19. yüzyıl özellikle Türk aydınlanması olarak bakacak olursak belki de Abdülmecit'le. Çünkü 2. Mahmut bana göre belki de hani modernizmin meşalesini yapmış en önemli. Ordunun modernleşmesi, işte üniformasından nizamına kadar. Ondan önceki de başlıyor aslında. Evet birazcık. aslında bu... Selim. Selim aynen. Üçüncü Selim mi? Yani. Üçüncü Selim. Ya Selim ve ikinci Mahmut belki de e, işin felsefi ve ordu kısmında bunu çok yapıyorlar. O cesaret gerektiren yerleri hallediyorlar. Ama ondan. yani Abdülmecid'e yani 1839'a geldiğimizde Gülhane Parkı'nda e, o Tanzimat Fermanının beyanı ile birlikte aslında hani hem sembolik hem e, felsefi hem de madden aslında bir modernleşmenin e, önü açılmış oluyor. Bu tabii ki Batılı devletlerin de e, kapitülasyonları ve baskıları ve e, dürtüklemeleriyle oluyor, ama toplumdan gelen iste istekler de var. Sonuç itibariyle 1830'lardan bahsediyoruz. 1830'larda bak, baktığımızda Avrupa'da müthiş bir endüstriyel devrim gerçekleşmiş ve e, bilim almış başını yürümüş. E, sonuçta Osmanlı hem ekonomik anlamda hem e, ordu anlamında çok geride kaldığı için bir şeyler yapmalıyız yoksa artık gerçekten de bu ihtiyar adam yıkılıp düşecek, hasta adam ölecek diye bakıyorlar. Dolayısıyla birazcık da bir bu dinamizm mecburi bir şey. Yani ayakta kalma savaşı diyebiliriz. O yüzden de e, ne oluyor? 1839'da Tanzimat Fermanı Osmanlı tebaasındaki vatandaşları gayrimüslim olsun ki o dönemlerde e, büyük şehirlere yani İstanbul'un nüfusuna bakacak olursak e, Hristiyan, Müslüman, Yahudi e, popülasyonu neredeyse yarı yarıya. Yani böyle e, Cenevizler var, Venedikliler var, Fransızlar var. Pek çok ulustan insan var. Gerçek anlamda çok kozmopolit, zengin bir şehir. Dolayısıyla birazcık onların statüsünü garantiye almak batının baskısıyla. Ama kendi aslında düştüğü çukurdan kendini çıkarma gayreti olarak okuyorum ben bunu. Biraz hani küçümseyici gibi oldu. Şimdi Osmanlıcılar beni topa tutabilir. Ama yani şöyle bir gerçek var ki Doğu meselesi olarak bakılan Batı tarafından yüzyıllar boyunca Doğu'nun daha böyle hantal ekonomik anlamda işte vergi sistemi olsun vesaire olsun işte onları tahsil edemeyen endüstriyel devrimi yaşamadığı için ekonomik anlamda şahlanamayan ve hakikaten daha böyle feodal bir durumun devam ettiği bir imparatorlukta birazcık hani batıya öykünüp de hem yasal haklar anlamında hem de ekonomik anlamda birazcık dilme çabası olarak okuyorum ben. O yüzden 1839'dan itibaren gazetelere, dergilere falan bakacak olursan gerçekten de sanki bir Fransız Devrimi'nin Osmanlı versiyonu gibi bir şey oluyor. O dönemin Osmanlı aydınları inanılmaz şeyler yazıyorlar, çiziyorlar ve gerçek anlamda bu ulus nasıl kurtulur meselesine kafa patlatıyorlar. Hı hı. ve İstanbul'daki işte düşünce kulüplerinde kadınlar mesela örgütlenmeye başlıyor ki bu daha önce görülmüş şey değil ve bahsettiğim hani daha önce hep gayrimüslim kadınlar bunu yapıyordu, Ermeni kadınlar yapıyordu, Rum kadınlar yapıyordu. Ama Türk kadınları da buna dahil olmaya başlıyor. Yani bir 70-80 yıl sonra halde ediplerin ortaya çıkması boşuna değil. Tanzimat fermanı ile birlikte hemşirelik okulları, işte güzel sanat okulları yani arka arkaya her 10 yılda bir işte sanayi, nefise vesaire bunlar hepsi o tanzimat fermanı ile birlikte arka arkaya açılan, ardı ardına açılan Okullar, üniversiteler, keza işte Harbiye'de inanılmaz bir şey oluyor, reform oluyor. Ve dolayısıyla biz sırtımızı Avrupa'ya dönmüş oluyoruz fiilen. Yani daha önce bu Avrupa'ya dönme dediğimiz gibi Selim döneminde başlamıştı. Ama Tanzimat'la birlikte bu legalize edilmiş oluyor. Ve aslında gerçek anlamda da işte edebiyatımızda falan o dönemin erken dönem bizim edebi eserlerimize bakacak olursak işte çok geçmeden Fransız sembolistlerden etkilenenler işte daha böyle batıcı zihniyetler ortaya çıkıyor. Tabii bunlar çıkarken bunlara karşı olanlar da olacaktır. Daha böyle muhafazakar, daha işte hani Batı'nın aslında tek dişli dev olarak görüldüğü bir mantalite de tabii hortlamış olacak. Etki-tepki meselesi. Hı hı. Yani ya. bu modernleşme hamlesinin aslında o okullarda falan yeni aydın kadrolar yetiştirmemesi ihtimali çok düşüktü. Ki o aydın kadrolarda karşımıza genç Osmanlılar falan olarak çıkacak. Hı. Ama daha çok genç Osmanlıları mesela... yine Balkanlara bakmamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü pek çok tarihçi hem fikirdir yani İtalyan belli gruplarla birlikte daha çok Balkanlardaki o partizan tiplerin işte hem Batıya dönük hem de aynı zamanda böyle modernist birazcık böyle o hantal imparatorluk zihnine karşı daha çok böyle cumhuriyeti savunan, parlamenter sistemi savunan, dolayısıyla Paris, Kairo gibi yerlerde gazete çıkaran genç Osmanlıların doğduğunu görüyoruz. Ve bu Jön Türkler ya da genç Osmanlılar arasında işte saraya mensup şehzadeler ya da işte damatlar da var. Aynı zamanda işte o Karbonari gibi teşkilatlardan çıkan insanlar da var ama daha çok bana göre kendim de Balkanlı olduğum için bunu söylemiyorum yanlış anlama. Ama gerçekten de böyle Selanik gibi yerlerde inanılmaz güçlüler ve orada oturuyorlar. Hepsinin derdi ortak. Diyorlar ki bu imparatorluk çökmeye yüz tutmuş. Böyle gitmeyecek. Evet tamam hani 1839'da bu reformlar yapıldı. İşte hukukta, askeriyede, eğitim sisteminde işte devlet yönetiminde vesaire yapıldı ama bunlar yetmiyor tabii ki. Dolayısıyla daha 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 diyerekten güçleniyorlar, fikirlerini yığıyorlar. Genç jenerasyonda inanılmaz böyle bir şey gibi böyle yangın gibi içlerinde patlıyor. Sonuçta ne oluyor? Abdülaziz'in öldürülmesine kadar olay geliyor. Çünkü yani kimileri diyor intihar etti falan ama yani bir tırnak makasıyla bir insanın kendi bileklerini kesmesi çok olası değil. İkisini birden yapması hiç olası değil. Zaten hani raporlardan da onun öldürüldüğü söyleniyor. Dolayısıyla işte Abdülaziz 1876'da öldürülüyor. Abdülaziz'den sonra Abdülhamit. Sonra Abdülhamit geliyor. Abdülhamit de yani belki de Avrupa'yı görmüş yegane sultan. Abdülaziz'le birlikte biliyorsun geziyorum. Londra seyahati var. da hatta. hatta kimileri şey diyor işte Victoria aslında onu damat olarak almak istiyordu falan diyor. Düşünsene öyle olsa kim bilir ne olurmuştu. O da o işte Victoria'nın torunlarından bir tanesi olmuş ol olacaktı. Ne oluyor? Abdülhamit geliyor ve Abdülhamit'le beraber kimisine göre Ulu Sultan işte kimisine göre Kızıl Sultan. Ben tarihin hiçbir zaman İkisi böyle bir futbol bence. takımı gibi pro kon olarak okunmasına karşıyım. Ama sonuçta bir enkazı ele almış oluyor Abdülhamit. Yaptırdığı çok önemli şeyler var. İşte gerçekten de tarihi eserler konusunda mesela müzeyi kurdurtuyor. Ondan sonra işte tren yolunu yaptırıyor imparatorluğun dört bir tarafına. Tabii ki burada Almanlarla bel bağlamış oluyoruz. Hem orduda hem de bu tür endüstriyel Hı -hı. işlerde. Daha sonra Birinci Dünya Savaşı'na girdiğimizde de günümüzü görüyoruz o Alman e, müttefikliğinden. Gerçi yani şey döneminden beri, İkinci Mahmut döneminden beri zaten Almanlar ordumuzu yöneten ve ona şekil veren adamlar. Ama her neyse parantezi açıyorum. Sonuç itibariyle modernleşmeyi Avrupa'nın çeş, çeşitli akımlarından alıp imparatorlukta uygulayan e, bir imparator var. Ama imparator tabii ki bana göre Abdülaziz'in de Abdülazizm de katline ...görmüş, yaklaşmış bir imparator. Evet. Dolayısıyla e, o Yıldız hafiye devri e, başlıyor. Tabii ki bu arada onlarca suikast girişimi var. E, dolayısıyla hem paranoyak hem de hakikaten paranoyasında bir şey de var, altyapı var, yani. boş değil. E, ama e, ne oluyor? E, kendi işte... E, küçücük bir adasına kendini hapseden yıldız, yıldız Köşkü çevresinde yıldız köşkü çevresinde tiyatro oyunlarını izleyen Sherlock Holmes romanlarını okuyan ve aslında paranoyak insanları böyle ona karşı yazıyor diye burun kelimesini bile yani coğrafya kitaplarından burun kelimesi çıkartılmış düşün çünkü onun kendi böyle Evet, kötü burnu var. burnuyla dalga geçiyorlar dedi diye düşündüğü için böyle bir paranoyak bir dönemden bahsediyoruz. E, tabii ki genç Osmanlılar buna karşı tepki duyuyorlar. Doğrudurs yazı yazamıyorlar, doğrudurs fikirlerini beyan edemiyorlar, doğrudurs eleştiremiyorlar. Çok tanıdık geliyor, değil mi? Ve imparatorluk geriliyor bu dönemde. Toprak falan da kaybediyor yani. E tabii ki bak savaşların listesini şey yapalım. Kırım Savaşı demin bahsettik 1853 56 S. Onun Balkans... döneminde değil, Hı? onun döneminde değil. Hayır, arka arkaya savaşları oldu diyorum. Dolayısıyla Aha. arka arkaya o kadar çok savaş oluyor ki... hem toprak kaybı var hem can kaybı var... hem de müthiş bir moral çöküşlüğü var. Yani... listeyi okuyacağım ki arka arkaya ne kadar çok savaş olduğunu göstermek için. Kırım Savaşı ile başlıyor. Balkan Savaşları bu tabii ki bahsettiğimiz 13-14 değil hı hı. öncesindeki Balkanlarda o bağımsızlık savaşları 75-78 arasında 93 harbi dediğimiz o 77-78. Mısır sorunu zaten hani Kavalalı evet. bir program yapmıştık onu biliyoruz nasıl bir bela oldu. Evet yani 31-41 arasında zaten Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın isyanı var. Şeyh Said isyanı var 1834. Epirus isyanı 54, Lübnan isyanı 1860, Hersek isyanı 75, Bulgar isyanı 1876. Arka arkaya arka arkaya isyanlar, savaşlar, toprak kayıpları vesaire. Dolayısıyla Abdülaziz dediğim gibi 1876'da tahttan indiriliyor. Yerine gelen Abdülhamit bu kadar toprak kaybı olan, bu kadar ekonomik anlamda borçlanmış, savaştan savaşa koşarken borçlanması, kapitülasyonların arttığı bir şekilde sanayileşmeye çalışıyor ama yetişemiyor. Bu süre zarfında gerçekten fabrikalar vesaire açılıyor ama yetemiyor. Bu arada o fabrikaları da mesela benim bildiğim diyeyim Bursa'da tekstil fabrikası açılıyor. Ama çoğunun ortağı ya da en büyük oradan kazanan İngilizler diyelim. E dolayısıyla açmışın da sen kendi sana yaramıyor. Bir de gayrimüslimlerin de şey var tabii bu dönemde. Ya tabii pek bir çok iş gücü. Paranoya Türk şeyinde gerçekten de. Bu gayrimüslimler çok daha rahat ticarete girebiliyorlar. Vergi alınmıyor falan. Neyim vergi mi alınmıyordu? alınıyor da farklı bir, bir tür vergi alınıyor. Evet, bir de Britanyalıların imtiyazlar imtiyazları aslında. var, çok fazla imtiyazları var. Kapitülasyonlardan yararlanmak için gidip vatandaş olabiliyorlar, Britanya vatandaşı falan, o pasaportları alabiliyorlar. Ya ilk gazetemiz bile hani gerçekten resmi, resmi gazeteden bahsetmiyorum. İlk böyle... bir bireyin gazetesi... Maslak civarında... bir İngiliz vatandaş aristokratlardan bir tanesiyle avlanırken yanlışlıkla vuruluyor ölmüyor ama sonuçta İngilizler kendi vatandaşlarını her yerde çok sahip çıkarlar ya keza Amerikalılar öyle. Vatandaşımızı vurdunuz bilmem ne diye öyle bir yaygara koparıyorlar ki hadi size armağan olarak zeytinyağı ile birlikte gazete kurma imtiyazı veriliyor. İlk bağımsız gazete öyle kuruluyor düşün. Ya yani dolayısıyla onlar yaygara koparttıkça ve biz şunu isteriz, bunu isteriz deyip baskı yaptıkça onlara işte vergi mükellefiyetinden, işte oradan para indirimi olsun, okul kurma şeyine kadar ya da işte okullarına karışmama gibi buradaki bütün o yabancı kökenli okullar, Fransızlara e, vesaire böyle bir hani e, iyi niyet işareti olarak ve tabii ki kendi vatandaşlarına iyi bir eğitim sunulsun diye bu haklar tanınmış oluyor. O yüzden onlar güçlendikçe Osmanlı'da da tabii ki eğitimde olsun, başka idari bilimlerde olsun bir... aydınlanma söz konusu ama... istatistiksel olarak bakacak olursak... kimi sözde tarihçi şey diyordu işte... E, Cumhuriyet olmasaydı... Osmanlı'da böyle bu kadar... E, okuma yazma yüzde bir oran. Kendi halkın okumuyor ki. Saray ve çevresi okuyor. E, dolayısıyla sen böyle aydınlanmadan bahsedemezsin. Buradaki gayrimüslim vatandaşlar... Ermeni okullarında, Rum okullarında, Fransız okullarında okuyor. Bir süre sonra... 1900'den itibaren böyle yeni burjuva diyebileceğimiz ya da aristokratik sınıflardan Osmanlı ailesinin etrafında olacak olan bazı çocuklar da o okullara gidebiliyor. Ama bunlar istatistiksel olarak bakacak olursak çok küçük bir oran. O yüzden Avrupa ile o hani aydınlanma, modernleşme, sanayileşme kıyaslanamaz bile Osmanlı'da var olan. Ama işte Jön Türkler bunun farkında. Çoğu da zaten dediğim gibi Avrupa'dan gelmiş çocuklar ya da oradan çıkma insanlar. Ya işte Balkanlarda ya Paris'te vesaire ya da Mısır'da özellikle oturuyorlar kara kara düşünüyorlar. Yani bu el, bu imparatorluk elden gidiyor ne yapmamız gerekiyor? E, yani Mustafa Kemal de öyle bir zihniyetin ve öyle bir aslında çaresizliğin ürünü. Çünkü hakikaten imparatorluk artık yani battı batacak gitti gidecek savaşlarda kaybetmiş kaybetmiş zaten Balkanları kaybedince çok büyük bir moral bozukluğu olmuş o yüzden de hani ya batı ya batı mantalitesi var ve batı derken de bilimsel işte e, dinin e, eğitime vesaire karıştırılmadığı kendi fabrikalarının e, başkalarına bağımlı olmadığı bir ülke hayal etmeye başlıyorlar. O yüzden de işte o karbonari ve benzeri kuruluşlardan etkileniyorlar diyor tarihçiler çünkü gerçekten de onların yapısına bakacak olursan ya böyle bir şey var o emperyalist saldırgan güçlere karşı bireyci bilimsel ve bağımsız olma güdüsü. Hı hı. Hı hı. O yüzden 1800 işte ...90'lardan sonra zaten... ...çorap söküğü gibi pek çok şey gidiyor. Abdülhamit dönemi... ...gittikçe hani safları sıkılaştırıp... ...gittikçe baskıyı arttırıyor. O demin bahsettiğim... ...hem paranoyadan dolayı hem de sonuçta... ...kayıplarla birlikte. Tepkilerde, ekonomik anlamda da büyük... ...tabii sorunlar var. O yüzden... ...1909'a geldiğimizde... ...yani işte... ikinci Meşrutiyet'in ilan edildiğine... ...geldiğimizde... Ülkede büyük bir bahar e, havası var. Yani insanlar artık böyle o istibdat devrinden sıtkı sıyrılmış. E, müthiş bir özgürlük coşkusuyla ilan ediliyor. Parlamento, ilk parlamento ve ikinci parlamento inanılmaz renkli bir parlamento. Her kesimden, her renkten, her dinden insan var. Kadınlar çok güçlü. Sadece 1909'da 25 tane falan kadın dergisi olduğu söyleniyor ee, ve bu arada kadınlar da daha o dönemden itibaren yani biz 1930'larda daha önce konuşmuştuk. O şeyi yapmıştık hani e, seçme seçilme hakkı. Daha 1909'lardan itibaren kadın dergileri var. 19... Şey vardı ya 1 Mayıs'ta bir tane işçi bayramı şiiri yazmış bir kadın şair var falan. Bayağı aslında kadınların politikaya, şeye, sanata falan katılımı artmış. 20. yüzyılın başında, yani 19. yüzyılın sonunda grevler yapıyorlar. Yani evet. bir, Selanik'te falan bir Mayıs Selanik'te, Bursa'da grevler yapıyor kadınlar. İyi yani çalışma koşullarını iyileştirmek evet. için mücadele ediyorlar. Aynı zamanda hani e, kadınlar Avrupa'daki o surfejetleri de görüyorlar. Dolayısıyla kadın meselesi olsun, gazetecilik olsun, e, insan hakları olsun pek çok anlamda 19, 1909 bir milat. Ama sonra ne oluyor? Bu işte jön Türkler dediğimiz o, o Fransız devrimci e, zihniyetli inanılmaz aslında e, romantik ve idealist e, genç subaylar e, ve e, onların işte arkasındaki o entelijansiya birdenbire aynı istibdat, aynı baskıcı, aynı katil zihniyetiyle benzer katliamlar yap yapıyorlar. E, i̇şte Hasan Tahsin öldürülüyor biliyorsun. Hı hı. E, Galata Köprüsü'nün üstünde. Hasan Tahsin, Hasan şey, Tahsin İzmir'de o pardon, sonra. Pardon neydi? Ee, Tahsin o ilk öldürülen gazeteci. Bir baksana şey Galata Köprüsü'nün üstünde e, vuruluyor. 1800 Hasan Fehmi Hasan, Hasan, Fehmi. Hasan pardon. Bu, sopalı seçimlerde mi? Hayır hayır e, <laughs> gazeteci olduğu için e, hı hı. faili meçhul yani e, İttihatçıların evet ilk suikastı olarak düşünülüyor. Birdenbire işte bu asıl derin devlet diyebileceğimiz gruplar ortaya çıkıyor. Ve sadece gazeteci suikastları değil nasıl Abdülhamit devrinde eleştirdikleri işte o baskıcı rejim neyse kendileri de aynı şekilde karanlık yapılanmalar ve Aa, aslında bu özgürlüklerin yok edilişine tanıklık ediyoruz. Tabii bu arada demin dediğim gibi savaşlar da devam ettikçe ekonomik anlamda çöküş, gerçek anlamda bir kıtlık ve hastalık dönemi de başlıyor. Yani 1913-1914 ile ilgili İstanbul anılarını yaza yazan mesela Vera Damuzil falan gibi yazarlara bakınca ya herhalde İstanbul tarihinin en karanlık, en zor dönemleri diyebiliriz. Çünkü yani kendi e, halkının açlıktan kırılmasın bir tarafa bir de işte e, müthiş bir mü, mülteci krizi var. E, Orta Doğu'nun dört bir tarafından Rusya'nın dört bir tarafından insanlar akın akın İstanbul'a geliyorlar. E, hiç görülmemiş hastalıklar, frengi vesaire insanlar hastalıktan dökülüyor. E, dolayısıyla İttihat ve Terakki ne yapıyor? E, hem onlar da paranoya yaklaşıyor, hem onlar da hantallaşıyor. Zaten çok geçmeden 1915'i yaşayacağız. Daha önce işte o değişik Ermeni grupların belki de Rusların teşvikiyle, onların silah vermesiyle hı hı, evet. vesaire nasıl bir şekilde ayaklandıklarını ya da bağımsızlık talep ettiklerini görmüştük. 1800 60'lardan 70'lerden itibaren bunu görmüştük ama 1915'e gelindiğinde işte Talat Paşa'nın zaten o kara defterinden gördüğümüz üzere kadın, çoluk, çocuk, ihtiyar tanımaksızın Almanların da belki de teşviki ve fiilen göz yummaları, e, en azından. göz yumma değil onlar zaten atların, arabaların üstünde. E, filan onlar da katkıda bulunuyorlar. hamidi alayları da... E, ...olsun. E, Rol alıyor. Hepsi birlikte. Yani şimdi sayı söylersem bu çok tartışmalı bir konu. E, ama... E, ...Ermeni kaynakları başka. E, Osmanlı kaynakları yani başka. Yani binlerce yıldır burada yaşamış bir halkı... ...kesip attı. Kesip attı. E, ve yani ölüme sürdü aslında. Yani çöl e, gitmek diye zorlandıkları yer bir çöl yani. Evet yani ve... Gerçekten belki de topraklarımızın en utanç verici, en üzücü eylemlerinden, bu, birisi. o, o, eylemlerinden olaylarından birisidir. Ben anlatırken bile çok zorlanıyorum ve üzülüyorum. Ee, ya yani, burada burada şey demek de değil tabii yani. Onlar da bizi kestiler evet, biz evet, de evet, onları evet. hep o geliyor. Çünkü bunun arkasında hemen o geliyor. Hemen hemen Evet yani sonuç itibariyle e, o milis güçler Türk köylülerini de öldürmüş. Türk köylüleri de onları öldürmüş. Evet. Sonuçta büyük bir aslında katliam olmuş. Ama hani devlet politikasıyla insanların tecrit edilmesi ve yollarda e, açlıktan, hastalıktan ölmesi o bambaşka bir şey. Babam ki diplomat ki ve babam ki e, o işte... E, yıllar sonra 1970'lerde kendi öz babam ki hani dünyada en sevdiğim insandı Asala tarafından öldürmeye ramak kalmıştı yani kılpayı kurtardı, kurtardı. ama pek çok diplomat arkadaşını Asala tarafından öldüğünü tanıklık etti o yılları yaşadı babam bile derdi keşke işte bu Willy Brandt gibi böyle bir gidip bir özür e, ve bir hani yüzleşme e, politikası yapılsaydı belki bugün farklı olurdu. Çünkü e, biliyorsun ki bugün e, diaspora gerek Avrupa'da olsun gerek e, Amerika'da olsun özellikle Amerika'da yani o soykırım üzerine e, hayatlarını inşa ediyorlar e, ve onun üzerine ayakta duruyorlar. Ben Ermenistan'a birkaç defa gittim her gittiğimde bizler işte sürekli soykırım üzerine kimlik inşa etmek istemiyoruz diyorlar. Peki onun ailesi, anneannesi, dedesi buralı. Yani Anadolu topraklarından oralara gitmiş. Ama sonuçta sen o yüzleşmeyi yapamadığın için de ne oluyor? Biz yüzyıldan daha fazla bir süre geçmiş yine bunları konuşuyoruz ve yine takım tutar gibi onlar bizi kesti, biz onları kestik. Onlar bunu yapmasaydı biz bunu yapmazdık gibi back and forth münakaşa etmek durumunda kalıyoruz. Bu konuyu şöyle kapatayım. 1915 bana göre çok büyük bir trajediydi. Soykırım kelimesi kullan kullanma. Bunu kullanılması bile büyük bir sorun. Belki de Birleşmiş Milletler işte konvansiyonuna göre daha önce olduğu için soykırım kelimesi kullanmayıp belli diplomatlarımızı mutlu ederiz burada ya da halkımızı mutlu ederiz. Ama İlla o kelimeyi kullanmaya gerek yok. Bunun gerçekten çok acı bir dönem olduğunu, her kesim içinde çok büyük bir tragedi olduğunu söyleyip kapatmak istiyorum. Ümit ediyorum bundan sonraki yıllarda da aynı münakaşalarda birbirimize harcayıp da yerimizde saymayız. Çünkü yerimize saydığımız sürece zaten bu ırkçılıklar, bu kötülükler devam edecektir. Evet, ne diyeceğimi bilemediğim bir kapanış. En son ben iki hızlıca Japonya'nın modelleşmesi var bu dönemde Almanya'nın kuruluşu var bunlar çok önemli iki olay. Prusya, Prusya ıı, ıı, ve Japonya. Ya onlar da gerçekten ıı, ikisi de belki de dünyanın en çalışkan evet. ıı, endüstrileşme hmm. anlamında en böyle hızlı. hani ıı, hızlı adım atan ve Mekinim. hani. Iı, böyle savaşlarla ikisi de yıkılmış ama küllerinden sürekli doğmuş toplumlar birisi Birinci Dünya Savaşı'nda yok oluyor ve İkinci Dünya Savaşı'na girildiğinde hala savaş borçlarını ödeyen bir toplum ama o kadar çalışkan ve o kadar hakikaten o belki de Nietzsche olsun Hegel olsun acayip böyle bir felsefeyle beslenen ve bir ruhla beslenen toplumlar ki hakikaten tekrar tekrar doğup bütün Avrupa medeniyetine tokat atıyorlar. Keza Japonya. Yani Japonya yüzyıllar boyunca ada sonuçta kendi içine kapanmış, batı ile hiçbir irtibatı olmamış bir toplum. Sonra bir batıcılıkla tanışıyor, bir tanışıyor, bir tanışıyor diyebiliriz. Birinci bölüm modernizmde bahsetmiştik Japonya'nın evet, Evet bahsetmiştik. Yani bu 19. yüzyılda da zaten hani bir şehirli Batı'ya göz kırpan, İngiliz hayranı, bir intelligentsia var, bir okumuş yazmış kesim var. Bir de hakikaten böyle o samuray çağını hayal eden ve eski o feodal pagan toplumu yad eden bir güruh var. Bunlar işte modernizmin aslında doğuş sancıları diyebiliriz. İkisi de sonuç itibariyle Batı'da olan endüstriyel devrimi çok hızlı ve seri bir şekilde yaşıyor. Evet, evet. İkisi de inanılmaz ekonomilere sahip oluyor. Ve tabii ki bu yüzden de bütün dünyayı kafa tutuyorlar ve herkesi korkutuyorlar. Sonra zaten dünya savaşı dönemlerine girdiğimizde evet, bu ben de oraya, endüstriyelleşmenin evet. nasıl bir güce dönüştüğünü görmüş olacağız. Diyelim ve kapatalım o zaman. Diyelim ve kapatalım. Teşekkürler Pelin zorlu bir 19. yüzyıl serüveniydi. Ya büyük bir anlat yüzyıl. anlat bitmez. Her programda Daha da o kadar yer, boş geçtiğimiz büyük... yerler var bu arada. Söyleyelim onda. Evet yani Afganistan, Pakistan o şeyler vesaire çok var tabii ama yani gördüğünüz üzere ben sabahtan beri buradayım. Konuşuyoruz, konuşuyoruz, bitmiyor. Çünkü gerçekten de çok uzun bir yüzyıl. Yani normal yüzyıllar gibi değil 19. yüzyıl. Hem savaşıyla, hem barışıyla, hem kültürüyle, sanatıyla hem de gerçek anlamda sosyolojik kabuk değiştirme ve toplumun modernleşmesiyle dünyanın pek çok yerinde feodal tarım toplumundan şehirli endüstriyel topluma geçişin vücut bulmuş halini görmüş oluyoruz. O yüzden de söyleyecek çok şey var 19. yüzyılda ilgili. Teşekkürler diyorum tekrardan. Ben teşekkür ederim. Son olarak kapatmadan size tekrar teşekkür etmek isteriz. 100 binin üzerinde abone Meselesi ben de bugün yeni öğrenmiş bulunmaktayım. Hem bunun için çok teşekkür ederim. Hem de tekrar bir artık utanmadan söylüyorum. Bununla görüp feyiz alınca abone olmaya devam edin. Yüzsüzlük olarak algılanmasın. Şimdi daha yeni yüz bin olmuş ama hedef 1 milyon. <laughs> Madem yüz bin olduk demek 1 milyon da olabiliriz diye düşünmekteyiz. Çünkü bundan sonra ne kadar büyürsek ve sizin de bu arada özel isteklerinizde yani bugün de söylediğimiz gibi mesela özel bir günney Amerika programı istiyorsanız bize yazın Biz de sizin istekleriniz doğrultusunda program çekmeye devam edelim